Sevgili seyirciler, dört bir taraf programında beraberiz. Sabah gazetesi yazarı Nazlı Ilıcak, Bir Gün gazetesi yazarı Enver Aysever, Akşam gazetesi yazarı Nagihan Alçı ve ben Radikal gazetesi yazarı Altan Öymen hepinize en iyi dileklerimizi sunarız. Bugün gündem her zamankinden daha yoğun. Gerçi bundan önce de salı günü de gayet yoğundu. Bir kere dış meseleler vardı. Suriye ilişkilerinden, Türkiye'nin Suriye ilişkilerinden, İran'la ilişkilerine, işte Irak'la arasındaki polemiğe kadar ve aynı zamanda da içeride birçok şey vardı. Başbakanın konuşmaları, muhalefetin buna karşı cevapları vardı. Mecliste bir şey vardı. İş tüzük tartışması. Bu iş tüzük tartışması devam ediyordu. Bir de kışın getirdiği meseleler vardı. Bunlardan bir tanesi de doğal gazın ülkemize gelişinin güçleşmesi gibi bir tehlike vardı. Bunlar şimdiye kadar şey olmadı, ortalığa çıkmadı çok şükür. Ama bütün bu yoğun gündemin üzerine dün öyle bir haber geldi ki bütün bunların hepsini bastırdı. Bu çok karmaşık bir meseleydi, anlaşılması güçtü. Ve bugünkü gazeteler o haberlerle dolu. Aslında bir gece önceden bu bizim programımızda, yani salı gecesi de konuşuluyordu. Nagihan Hanım moderatördü. Sormuşlardı izleyiciler, böyle bir haberler var, ne oluyor diye. Fakat doğrulanmamıştı, tekzip edilmemişti. Tabii üzerinde durmadık zaten, birçok gazete duramadı. Ha, bir de yalanlamalar falan gelmişti ama Hürriyet gazetesi ısrar etti o konuda. Ve dünkü gazeteler arasında o bunu Oslo için ifade bombası başlığıyla yayınladı. Ve bu doğru çıktı aslında. Doğru çıkması da epey gecikti. Çünkü öğleye kadar daha gene bir açıklama yapılmadı. Fakat daha sonra İstanbul Savcısı ki bir gün önce bunu yalanlamıştı yahut doğrulamamıştı. O ifade etti. MİT müsteşarı, şimdiki müsteşarı, eski müsteşarı ve diğer 3 yüksek dereceli MİT mensubu İstanbul özel yetkili savcılığıyla ifade vermeye çağırmıştı. Şimdi bu akşama kadar bunun üzerinde bugün de çok demeçler verildi. Dün ama önce şu anlaşıldı, hükümetin bundan haberi yoktu. Bülent Arınç Başbakan Yardımcısı bir toplantıdan çıktığı zaman gazeteciler sordular. O haberi olmadığını belirtti. Sonra eleştiriler başladı dün. Bugünkü gazetelerde de değişik görüşler var. Şimdi şöyle bir gazetelere süratle şey yaparsak değişik yorumlar göreceğiz orada. Şimdi bazı gazeteler, mesela Posta, işler karıştı diye bir başlıkla bunu verdi. Buna ek olarak bir başka hadise olmuştu. Onu da tabii başlığın altında onu da veriyor. Aynı zamanda İstanbul'da iki emniyet, yüksek emniyet memuru da görevden alındı bunun üzerine. Yani iki hadise. Mesela bunu Vatan Gazetesi, MİT'çiler sorguya, polisler kızağa diye yazmış. Yani MİT'çileri sorguya çağırıyorlar ama İstanbul'daki polisler de bu hadiseyle ilgili gibi görünen bir şekilde şey yapıyorlar, kıza çekiliyorlar yahut açığa alınıyorlar yahut görevlerinden alınıyorlar. Sonra Hürriyet gazetesi gene şok üstüne şok diye aynı şekilde iki şey vermiş zaten. Özel yetkili savcı MİT müsteşarı Hakan Fidan, eski müsteşar Emre Taner ve yardımcısı Afet Güneş de iki MİT'çiyi ifadeye çağırdı. İki İstanbul Emniyeti'nde iki şube müdürü dün sabah jet hızıyla görevden alındı. Milliyet, MİT depreminin perde arkası diye uzun yorumlar yapmış ama nötr bir başlıkla vermiş. Sabah gazetesi ifade vermeye gitmeyecekler diyor. MİT ve Başbakanlık arasındaki yoğun trafik sonucu savcının çağrısı usulsüz olarak değerlendirildi. Ve diğer bazı gazetelerde bu daveti başlıklarında olumsuz bir şekilde yorumladılar. Yani tepki ifadesi olan şeylerle. Mesela Star gazetesi tuhaf bir davet diyor. Ve şöyle devam ediyor. MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski Müsteşar Taner ve Yardımcısı Güneş'in KCK davasında ifadeye çağrılması tepkilere yol açtı. Takvim gazetesi MİT'ten rest.
Savcı Sarıkaya telefonla MİT Müsteşarı Fidan'la birlikte işte gitmeyi gelmiyoruz demişler şeye, ifadeye. Yeni Şafak'ın gazetesi daha enteresan, yargı skandalı diyor. Ve bunu bu şeye çağırmayı, sorguya çağırmayı, ifadeye çağırmayı bir skandal olarak niteliyor. Zaman gazetesi manşette vermemiş, başka bir şey vermiş. MİT'in eski ve yeni müsteşarı KCK'dan ifadeye çağrıldı diyor. İstanbul'daki iki memurun, yüksek memurun görevden alınması, müdürün daha doğrusu görevden alınması için de KCK'yı çökerten iki şube müdürü görevden alındı diyor. KCK'yı onlar şey yaptı, çökertti ama şimdi görevden alındı anlamına. Habertürk, MİT'e yönelik suçlamaları, daha doğrusu MİT'e yönelik suçlamaların bunlar olduğunu ifade eden bir başlık kullanmış. Bunlar derken anlatıyor onları. İşte savcıların MİT'e yönelik suçlamaları. Diyarbakır'da ele geçen belgeler MİT gözetiminde KCK oluştu. Yani MİT eylemleri önlemedi diye devam ediyor. Akşam gazetesi aynı şekilde MİT KCK'nın neresinde diye soruyor. Bugün gazetesi MİT'le alakalı çok ağır iddialar bulunduğunu söylüyor. Radikal gazetesi KCK'daki MİT'i soracak diyor. Cumhuriyet'in başlığı devlette kapışma. MİT Müsteşarı Fidan'ın ifadeye çağrılmasının ardından İstanbul Emniyeti'nde de deprem yaşandı. Yani öbür hadiseye de şey veriyor, yer veriyor. Taraf gazetesinin başlığı iki devlet çıktı meydane diye. Yani iki devlet var ortada gibi. İki hadiseyi yapıp onun üzerine yorumlar yapıyor. Ayrıca tarafta bir başka bir şey var. Bu da enteresan. Tarafa MİT operasyonu diye taraf yazarı Mehmet Baransu'yu izleyen iki MİT görevlisi yakalanmış. MİT sahte isimli mahkeme kararlarıyla taraf yöneticilerini dinletti diye bir başlık atıyor. Yurt gazetesi, yeni çıkan gazete, bütün bu olanları AKP ile cemaat kapışması mı diye soru işareti koyarak söylemiş. Sözcü gazetesi asıl Tayyip'in ifadesi alınmalı diyor. Çünkü MİT Müsteşarı Fidan Oslo'daki görüşmede PKK'lılara başbakanı temsil ediyorum demiştir diyor. Daha önceden tarafın metnini yayınladığı Oslo görüşmesine işaret ederek Yeni Çağ'da da MİT'i ateşe Erdoğan attı diyor. Şimdi görülüyor ki hep bu şeyler, ifadeler gazetelerdeki değişik yorumlara taşıyor. Bir kısmı bunu eleştiriyor açıkça başlıklarda. Bir kısmı işte normal karşılıyor. Bir kısmı da işte MİT'i itham ediyor. Şimdi bu konuda nın dışında da başka konular var. Mesela başbakanın konuşmaları var. Başta değindim. Başbakanın konuşmalarından muhalefet nasibini aldı. Basın da biraz nasibini aldı gene. Çoğu zaman olduğu gibi. Aynı zamanda şeyin de Kılıçdaroğlu'nun da cevapları var. Yalnız Kılıçdaroğlu'nun bugün bir çeşit barış çağrısı gibi bir demeci var. Onlara da geleceğiz vakit müsaade ettiği ölçüde. Meclisteki işsizlik tartışması da ama önce tabii bu meseleyi konuşacağız. MİT meselesini ve İstanbul Emniyetindeki durumu. Bu konuda Nazlı Ilıcak arkadaşımız bir de kitap yazmış. Başka kitaplar da var. O kitaplar arasında da değişik görüşler var. Fakat o kitabı bize de verdi. Ben daha bir kısmını okudum, tamamlayamadım. Adı Her taşın aslında, altında da Her taşın altında var. Da cemaat mi var? Şöyle. Her Yine taşın çıktı, altında di evet. cemaat mi var? Di cemaat mi? Di cemaat mi var? Burada işte bir vesikalar da var içinde şöyle yani meraklı da okunuyor. Sağ ol Altıncım. Öbürleri de tabii onlar da tabii. yorumlar ama bu anlaşılıyor ki bu konuda bir araştırma yapmış olduğuna göre Nazlı Ilıcak bizi aydınlatacak. Çünkü o kadar çeşitli iddialar arasında doğrusu bir sonuca varmak kolay değil. Şimdi onun üzerine herkes fikrini belirtir. Önce Başbakanın Cüneyt Özdemir'e ilişkin hani sevsinler böyle gazeteciyi dedi ismini vermeden. Ben de diyorum ki evet Sayın Başbakanım sevsinler böyle gazeteciyi. Çünkü Cüneyt Özdemir son derece dengeli, tarafsız bir gazetecidir.
Ve orada netice itibariyle gündeme geldiği için bir tinerciyi çıkarmıştır. Bırakın seyirciler bunu takdir eder. Zaten oradaki seyircinin, tinercinin doğrusu çok rencide oldum başbakanın açıklamaları demesi karşısında. Ben gülümsedim çünkü hiç kimse tinerciye zaten hak vermez. Yani rencide olacak bir durum yok. Tinerci olmamaya gayret et. Tabii onu da hayat şartları tinerci yapmıştır. Netice itibariyle yani doğru değil bu şekildeki müdahaleler dedikten sonra başka müdahalelere geliyoruz. Bu defa yargıya müdahale söz konusu. Şimdi daha önce ne deniliyordu? Yargı, savcı tamamen hükümetin denetimi altında deniliyordu. Son operasyonda savcının bu MIT'le ilişkili giriştiği eylem hükümetin hoşuna gitmediği çok ortada. Bu defa yeni bir formül bulundu. Bu defa da cemaat-iktidar çatışması deniliyor. Niçin cemaat-iktidar çatışması? Çünkü KCK eylemleri sırasında yani burada tahkikat sırasında polisin eline bazı belgeler çıkıyor. MIT'le ilişkilendirdiği belgeler. Ve bundan dolayı da bunu savcılığa intikal ettiriyor. Savcı da haklı olarak KCK soruşturmasını yürüttüğü için bu dosyayı nasıl kapatacak? Eline bir takım belgeler, bulgular gelirse ve MIT'le KCK işbirliği gibi gösterilen belgeler şunu istiyor anlamak haklı olarak savcı. Acaba bu faaliyetlerin bir yasal dayanağı var mı? Çünkü bunu hepimiz biliyoruz. Bu şekilde istihbarat elemanları kullanıldığı vakit bunu mutlaka MIT'e rapor etmesi lazım. MIT'e rapor etmeden böyle bir şey yapmasına imkan yok. Yani aksi takdirde bunu izlemek de kolay olmaz. Çift taraflı çalışır veya provokasyon gibi çalışır. Şimdi burada mesela Bekir Bozdağ genel başkan yardımcısı diyor ki işlenen suç yok, görülen bir vazife var. Nereden biliyorsunuz Sayın Bekir Bozdağ? Bütün dosyaya hakim misiniz? Bu şekilde açık bir şekilde yargıya müdahale etmeye Bekir Bozdağ'ın hakkı var mı? Şimdi ben neden cemaat iktidar çatışmasını doğru bulmadığımı söyleyeyim. Şimdi ortada demek bir taraf KCK operasyonları yapılsın diyen polis tarafında gibi görünüyor sözde cemaat. Öbür tarafta MIT'i koruyup kollayan bir hükümet varmış gibi görülüyor. Peki MIT hani sözde müzakereler yürütüyor ama İşte bu müzakereler hükümet herhalde istediği için yürütülüyor ama öte yandan polis KCK operasyonu yapıyor. Bu tablo bir kere yanlış bir tablo. Tamam, bana göre de cemaat bu KCK operasyonlarının yani cemaate yakın kişiler böyle bir cemaat böyle bir örgüt yok ama hani gazetelerde orada burada konuşmalarda ve sütunlarında görüyoruz. Cemaate yakın kişiler bu operasyonların yapılmasından yana. Ama sadece onlar değil ki. Şimdi ben Tayyip Erdoğan'ın KCK operasyonları hakkında konuşmalarını getirdim. Ne diyor? Yargı sürecinde her şey ortaya çıkacaktır. Deniliyor ki siyaset akademisinde ders vermiş. Ders vermek suç mu? Dershanenin kapısında teröristin ismi yazılı. Bir başka konuşması. Kimse bizden KCK'ya yönelik operasyonların durmasını beklemesin. Bir başka konuşması ulusal sesleniş. Terörle işbirliği artık netleşmiş olan devlete paralel bir örgütlenme girişimidir KCK. Son günlerde ortaya çıkan belge ve fotoğraflar KCK ile terör örgütü arasında nasıl doğrudan bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Her biri belgesiyle, deliliyle terörle olan ilişkisine, hukukun dışına çıkan faaliyetlerine bakılarak gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır. KCK'lılardan söz ediyor. Başbakan. Başbakan söz ediyor. KCK operasyonlarının siyasetçilerin tutuklanması, ifade özgürlüğünün sınırlandırılması olarak değerlendirilenler, lütfen ortaya çıkan delillere, belgelere, fotoğraflara bir kez daha baksınlar. Ve 14 Ocak 2012'de, yani hep süre gelen bu konuşmalar, KCK operasyonlarından bazı kesimlerin rahatsız olduğunu biliyoruz. Ama bu ülkede yasaları çiğnen kim olursa olsun bunlara karşı biz güvenlik güçleri yargının vermiş olduğu bütün kararlara uygun bir şekilde hukukun çerçevesi içinde bu adımları atacağız, sümen altı etmeyeceğiz. Şimdi bunları konuşan bir başbakanın burada MIT'e yönelik bir operasyon söz konusu olduğunda ki gazetelerde çıkan iddialar çok vahim. Nedir bu iddialar? Mesela BDP İl Başkanlığı'nda
PKK'lılarla görüşme bantları çıkmış. Bu olabilir. Bu Oslo görüşmeleri çerçevesinde hadi müzakereler yürütüldü vesaire. Bir kere bu da çok darmadağın bir mit göstergesidir. Yani siz gidiyorsunuz, devletin çok devlet sırrı niteliğinde çok önemli adımlar atıyorsunuz. Olabilir. Ben de müzakereden yanayım. Bunu da açıkça ifade edeyim. İşin barışçıl yollarda çözülmesinden yanayım. Ama bütün böyle belgeler oralara buralara saçılmış. Polis KCK operasyonu yapıyor, bu belgelere ulaşıyor. Ne yapsın? Bu belgeleri yutsun mu? Polis bu belgeleri ister istemez savcılığa intikal ettiriyor. Ne araştıracaklar biliyor musunuz? Araştıracak olan şey budur. Bu gerçekten bir talimatla mı yapılmış bütün bu müzakereler? Yoksa kendi kendilerine mi yapılmıştır bu müzakere? Bir kere bu var. Sadece bununla yeterli değil. Bakın mutabakat belgeleri çıkıyor. Mutabakat belgeleri içinde iddia oku. Ben gazetelerden okudum. Doğru yanlış. Deniliyor ki anayasaya özerk Kürdistan kelimesi kurulacak. Bu özerk Kürdistan'da PKK polis olacak. Polis görevi ifa edecek. APO'ya ev hapsi verilecek. KCK tutukluları serbest bırakılacak. Gerekirse Birleşmiş Milletler ve NATO'nun bölgeye müdahalesine imkan verilecek. Ben doğru yanlış. Bu tarz belgeler çıkıyor. Bunlar nedir yani? Ya bunlar bir de ayrıca başka şeyler de çıkıyor. Mesela bir yerde patlamalar, operasyonlar. Bunların sanki MİT elemanı diye görülen kişilerin provokasyonlarıyla yapıldığına dair yani bir takım terör eylemlerinin bunlar aracılığıyla istihbarat elemanları aracılığıyla yapıldığına dair çıkıyor ve bir sürü yakaladıkları KCK mesela diyelim ki avukatlar yakalanıyor birkaçı MİT elemanı çıkıyor. Şimdi bunlar yani KCK'nın neredeyse yarısı deniliyor MİT elemanı gibi. Şimdi böyle bir şüphe doğuyor. Çünkü bir zamanlar bakın Uğur Mumcu PKK'yı MİT kurdurdu dedi. Uzun yıllar hakim oldu sonra denetimden çıktı dedi. Biz buna inandık. Ve nitekim Kemal Burkay uzun uzun anlatıyor. PKK'nın nasıl devletle ve Ergenekon'la iç içe olabileceğine dair en azından iddialar var. Dolayısıyla KCK'da MİT'le ilişkili olabilir. Şimdi bu noktada bir kere operasyon yapmış polis... Ne yapmış? Bir şey yapmamış ki sen operasyon yap demişsin. İki tane pırıl pırıl emniyette olan iki tane birisi terör birisi istihbaratın başındaki kişileri operasyon yapmış kişileri yani hükümetin talimatıyla operasyon yapmış kişiler ellerine gelen bilgileri savcılara intikal ettirmişler fezleke falan yazmamışlar. Savcılar da ellerine gelen bu bilgiler karşısında bunları incelemişler bu kişileri çağırmış. Şimdi savcı diyelim ki savcı da eleştirilebilir. Yani böyle bir hani nedir buzdolabına giren fil gibi. Hani birazcık daha dikkatli davranabilir. Yani Cumhuriyet Başsavcısına bir haber edebilir en azından. Çünkü tamam savcılık yargı bağımsızdır ama en azından bir şekilde bunu önünü yani bir başbakana ne bileyim bir şey yapılabilir. Bu çünkü devlet güvenliğiyle ilgili çok önemli yani top secret bir konu da olabilir. Bu konularda böyle ilişkiler kurulabilir. Hayır bu şekilde onlar da dalmış gitmiş ama bu yapıldı diye inanın. Şimdi siz mesela özel yetkili savcı alıyor İzmir Belediyesi'ni çıkar amaçlı suç örgütü kapsamına aldığında hiç sesinizi çıkartmayacaksınız. Bakın. İnanın tutuklama konusunda şimdi biz karşı çıkabiliriz ama siz yani yargı bağımsızsa o şey siyasal erk olan kişinin onu tutukla. Çünkü o zaman ne oluyor? Bir eşitsizlik oluyor. Onun tutuklamasına karşı çıktın öbürünün tutuklamasına karşı çıkmadın gibi oluyor. Mesela diyeceksin ki o zaman Nedim Şener'in de tutuklamasına karşı çık. Niye sadece İlker Başbuğ'un? O zaman şimdi bunu genel olarak muhalefet eleştirebilir ama bir iktidar erkinin bu şekilde bir tavır koyması da bana göre yanlış oluyor. Bütün içindekileri döküyorum. Ve şurada da yanlış şurada da başladı. Bakın bu Ergenekon mücadelesine de sakatlıyor. Çünkü biz biliyoruz ki MİT'in içinde bir Ergenekon yapılanması var. Her mekanizmanın içinde var. MİT bundan ari midir? Var ise Ergenekon diye bir örgüt. Yani Ergenekon diye bir şey var ise mutlaka MİT'in içinde de var. Hayır MİT'e dokundurmam. Peki Erzincan davasını niye dokundurdun? İlhan Cihaner dosyasında iki tane MİT'çi cezaevine atıldığında o zaman MİT müsteşarı karşı çıkmıştı. O zaman niye dokundurdun? Dolayısıyla bakın
bu adaletli davranmak ve eşit davranmak çok önemli. Bu Oda, son olarak şunu da söyleyeceğim. Mesela Oda TV'de de bu yanlışı yaptı. Ya Oda TV'de bir operasyon yapılmış. Bunun bedeli olarak Zekeriya Öz'le Ali Fuat Yılmazer'i görevden aldırttın bir şekilde, dolaylı dolaysız görevden aldırttın. Ne oldu şimdi Oda TV? Zaten peki onlar hala tutuklu yargılanıyorlar. Hani ciddi bir mesele var gibi. Veyahut en azından onların yerine gelen, sonra hakim de yeni değişti. O da daha tutukluluğun devamına karar verdi. Şimdi bu olmuyor. Böyle bir sen görevden alıp bu şekilde müdahaleler, ondan sonra sakatlıyor hadiseleri. Hoşuna gittin mi müdahale ediyorsun. Öbür mesela İzmir'de yapıversin operasyonu. Bunlar olmuyor. Ben bir dost nasihatı ediyorum. Tecrübeli bir gazeteci olarak ve bunları açıkça ifade ediyorum. Çünkü Ergenekon'un sulanmaması lazım ve Ergenekon operasyonunun çok önemli olduğunu düşünüyorum ve ilerlemesi lazım. Evet, Enver Bey. Sen şimdi iktidarı savunacaksın. Yani Nazlı Hanım'ın söyledikleri, verdiği örnekler ve adım adım ortaya koyduğu tablo şaşırtıcı gelebilir birilerine ama böyle. Ve tabii birçok yerden bu meseleye bakılabilir. Ben de kendi perspektifimden Nazlı Hanım'ın dışında bir şeyler söylemeye gayret edeceğim. Çünkü o işin bir tarafını söyledi. Ben de başka bir tarafını söylemek istiyorum. Şimdi Türkiye'de bu dakikalar itibariyle ne oluyor? Bir evde bir şehit acısı var şu dakika itibariyle. Dün akşam bir operasyon oldu ya da bir saldırı oldu. Ve yine PKK ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasında bir çatışma oldu. Anladığım kadarıyla bir takip var. 4 tane PKK'lının da öldüğü söylendi falan. Demek ki hali hazırda bugün şu dakika itibariyle bu karkış soğuklarında Türkiye, yıllardır süren kardeş kanının akıtıldığına inandığım, yani Türk ve Kürt kardeşlerin siyasal yollarla sorunlarını çözemediği için bir terör ortamı içerisinde yaşamaya devam ediyor. Ve dolayısıyla biz bugün olan çatışmayı sanki sıradan bir olaymış gibi yaşar hale geliyoruz. Çünkü sadece bir şehit var. Sadece demek bile korkutucu. Çünkü neden? Ancak şehit sayısı arttığı zaman büyük toplumsal infial oluyor. Onun dışında işte 40 senedir, 30 senedir bu süreç kanıksanmış halde. Bunu altını çizmek istiyorum. Bu bir. İki, Türkiye neredeydi bundan 2 sene önce, 3 sene önce ne tartışıyordu, şimdi neyi tartışıyor? Hatırlayın, Türkiye'de şöyle bir tartışma başlamıştı. Sayın Cumhurbaşkanı çıktı, dedi ki güzel şeyler olacak. Bu güzel şeyler olacak değerlendirmesiyle birlikte biz Türkiye'de yaşayan yurttaşlar olarak ne olacağını merak ettik. Ardından bir Kürt açılımı ortaya çıktı. Kürt açılımının sözcüğü çok yerine oturmadı diye düşünüldü. En sonunda milli kardeşlik projesine kadar geldi ve bir süreç başladığında toplum ikna edildi. Ama gördük ki bütün bu yapılan toplantılar, sanatçılardan futbolculara, sivil toplum örgütlerinden medya mensuplarına kadar yapılan toplantılar aslında eğer çok anlamlı idiyse bile berhava oldu. Çünkü o günlerdeki hava bir iradenin ortaya konması açısından toplumun çeşitli katmanlarının ikna edilmesiydi. Toplumun fay hatları noktasında bir değerlendirme yapılarak bir çözüm yoluna girilmesiydi. Tartışmalı, sancılı bir süreçti. Ancak biz sürekli, benim de içinde bulunduğum bir sürü insan, hep şuna dikkat çektik. Prensip olarak az önce Nazlı Hanım söyledi ve doğru söyledi. Ben de yöntemini tartışırız ama ben de siyasetin dilinin ve alanının gelişmesi ve gerekirse, çünkü insan kimle dövüşürse onunla barışır. Müzakereyi, sonuç itibariyle siz büyük bir devletsiniz. Karşınızda sizden çok daha güçsüz olduğunu düşündüğünüz bir örgüt var. Ama yıllardır bir türlü bunun sonucunda bir sulh ortamı, barış ortamı olmuyor. Dolayısıyla gerekirse onunla müzakere edeceksiniz ki bu olay bertaraf edilsin. Ya bu yönteme ben prensip olarak karşı değildim. Bunu da defalarca söyledim. Ancak müzakerenin yapılması da dahil olmak üzere toplumsal bir hazırlıkta yapılması sürecinde bir yol haritanız olması lazım. Yani masaya oturduğunuz zaman ister düşmanınızla oturun, ister bir terör örgütüyle oturun, ister bir siyasal sistemdeki partilerle oturun. Sonuçta önerileriniz olmalı, karşıyı dinlemelisiniz ve bir zemin yaratmalısınız. Ben öteden beri, o zaman da söyledim, Adalet ve Kalkınma Partisi
belki de Sayın Başbakan, Cumhuriyet tarihine ben Kürt sorunu da çözen bir başbakan olarak geçmek istiyorum duygusunda olabilir. Ama bu iş o kadar kangrenleşmiş, kanserleşmiş bir iş ki bunu çözebilmeniz noktasında bir iradenizin olması ama daha önemlisi bu iradeyi ortaya koyacağınız bir yol haritanız olması gerekir diye de eleştiriler vardı. Ben hala o noktadayım. Nitekim bize, topluma başbakan dedi ki Kürt açılımı var, buna ikna olun, ekranlarda da ikna olarak anlatın. Ben prensip olarak ikna olmaya hazır olduğum için o dönemde de dediğim gibi siyasetle bu işin kansız çözmesini istediğim için ağır eleştirilerde bulunmadım. Ancak iş döndü dolaştı seçimlerden önce son derece radikal ve militarist bir dile geldi. İşte Kürt realitesini tanımaktan Kürt sorunu bitmiştir artık bireysel hak ve özgürlükler vardır'a geldi. Arkasından da inanılmaz bir şekilde korkunç yoğun ve örgütlü yani farklı yerlerde İstanbul'da, Diyarbakır'da KCK tutuklamaları oldu. Bu sırada da elimizde bir şey de ortaya çıktı. MİT ve PKK görüşmelerinin metinleri. Daha doğrusu ses kaydı. Burada bir şey dikkatinizi çekmek isterim. Hayhuy içerisinde bir gazeteci arkadaşımla da görüştüm sabah Ankara temsilcisi. O da özellikle işaret etti buna. Bu Hayhuy içerisinde Diyarbakır'da 12 adet daha MİT PKK görüşmesine yönelik bant bulunduğu da söyleniyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Belki de bu ben dinlemelerin birbirini gammazlamanın birbirini kayıt altına almanın bir teröre de döndüğünü düşünüyorum. Yani siz birisiyle masaya oturuyorsunuz. Bir şey konuşmaya çalışıyorsunuz. İster terör örgütü olsun neticede masada bir güven tesis edilmesi gerekir ki yol alınsın. Ama yarın bir gün kimlerin bunu sızdıracağını ve onun içinden neler çıkacağını da bilmiyoruz. Bir de böyle bir tablo var. Ve burada bu keşmekeş içerisinde Türkiye üstelik de sert operasyonlar halen bir şekilde çatışmalar falan olurken bir şey daha yaşadı. Bence onu da altına çizmek isterim. Dünü anlamak açısından. Uludere'de 34 kişinin öldüğü olayı asla unutmamamız gerekiyor. Demek ki 3 tane önemli veri var elimizde. 1. MİT müsteşarıyla şimdiki müsteşar ve eski müsteşar yardımcısının katıldığı Oslo görüşmesi ve ona yönelik daha pek çok bant. Demek ki görüşme uzun sürmüş. 2. KCK operasyonlarının arttırılması, oradaki yoğun durum ki Nagihan biraz sonra anlatacak herhalde bu sürece yönelik bir takım değerlendirmeleri vardı. Ve 3. aşama, bence o da ilginç, 34 kişinin ölmesinin ardından emri kim verdi tartışması. Çünkü az buz değil, üstelik bu insanların içinde 12-13 yaşından 25 yaşına kadar olan insanlar falan var. Şimdi bütün bunları koyduğumuz zaman şunu hissediyorduk, ortada çok bilinmeyenli bir denklem var. 1. Ben bunları soru olarak ortaya atıyorum. Çünkü bunlar bugün tartışılıyor. Gülen Cemaati ve Adalet ve Kalkınma Partisi arasında bir gerilim olduğu iddiası var. Bu doğru mu değil mi bunu bilmiyoruz. Ancak ben cemaate yakın isimlerle konuştuğum zaman onlardan edindiğim izlenim böyle cemaat dediğiniz türde homojen bir yapı yoktur. Hukuk esastır diyenler de var içlerinde. 2. Bugün çok ilginç bir veri var. Yani bu cemaat ve AK Parti geriliminin gazete manşetlerinin bazısında da var. Onu belki tartışabiliriz. Nedir bu? Neden olsun falan. Ama çok ilginç bir şey var. Gazeteci meslektaşımız Akif Bekir'i bugün bir başka televizyon kanalında dinledim. Köşe yazısında da okudum. Mesela şöyle diyor. Özel yetkili mahkemelerin yetkilerinin aşırı bir güç kullanımına döndüğünü, keyfiyete yöneldiğini ve bunun sorgulanamaz hale geldiğini yönelik eleştirileri var. Başka bir takım isimlerde de var. Şimdi tabii bu özel yetkili mahkemelerle ilgili burada çok tartışma yapıldı Altan abi. Siz de tenkit ettiniz, ben de ettim. Nazlı Hanım da başka argümanlarla cevap verdi. Nazlı Hanım da dediği gibi biz burada bunu yapabiliriz. Ama eğer bugün gelip de özel yetkili mahkeme tartışması bu olay üzerinden yapıldığı zaman Türkiye başka bir durumla karşı karşıya. Onu da bugün görüyoruz. Bence çok başarılı bir çalışma yapan CNN Ankara temsilcisi Hande Fırat kulis bilgilerini verirken bugün tüm gün dinledim. Şunu söyledi. 1. Hükümet şu anda bir yasal düzenleme yapacak ve MİT bazı konularda olayın dışında tutulacak dedi. İkinci bir olası durumunda özel yetkili mahkemelerin yetkilerinin daraltılması. O zaman şu soru da haklıyız. Yani peki bir hukuk kurallar manzumesi ise kurallar uygulanırken kuralları değiştirmek bundan daha önce mağdur olanlar açısından adil midir? Bu haklı bir soru. İkincisi, eğer özel yetkili mahkemelere yönelik genel bu anlamda bir sorunsal var idiyse, bir açmaz var idiyse,
Bu konuda insanlar feveran etti. Türkiye'nin Genelkurmay Başkanı'ndan tutun gazetecilerine. Bugün okudum, eski Malatya'daki üniversitenin rektörünün işte sağlık problemleri de çok ağır. Neredeyse ölüm döşeğine gelmiş insanlar var. Onların Hilmioğlu'na kadar baktığımızda bir sürü insanlar özel yetkili mahkemelerin iradesi noktasında tutuklandılar falan. O zaman ortada başka bir tablo çıkıyor. Son bir şey daha söyleyip sözü bırakacağım. Bu soruları ikinci turda temellendirmeye çalışacağım. Kendimce yanıtlar vereceğim. Ama çok önemli bir şey daha var. KCK örgütlenmesinin biz PKK'nın siyasal alandaki örgütlenmesinin bir biçimi olduğunu, yani kentlerde olduğunu, işte bir ayağı tırnak içinde söylüyorum, bunu BDP reddediyor ama siyasal ayağı BDP, dağ ayağı değil mi PKK, kentlerdeki örgütlenmesi de KCK falan deniyor. Ama bugün bir bakıyoruz ki o KCK dediğiniz insanların %50'sinin, %60'ının MİT'ten olduğu. Peki KCK'daki bu MİT'çiler ne yapmış? Yani bunlar ne yapmış? Yükselmişler KCK içinde. Eylemlerin içinde olmuşlar. Öte taraftan da bir öyle hale gelmiş ki. Yani KCK neredeyse PKK'nın şehir örgütlenmesi ise eğer, yani devletin istihbarat örgüsü PKK'nın şehirdeki örgütlenmesini yapan olarak sunuluyor. Bu iddia öyle böyle bir iddia değildir. Şimdi son bir şey söylüyorum ve bitiriyorum. Sıradan bir yurttaş olarak biz ekran karşısına geçtiğimizde son halimiz şu. Türkiye'nin 34 tane yurttaşı öldürülüyor. Türkiye'nin eski Genelkurmay Başkanı terör suçlusu olarak, yani darbe değil terör suçlusu olarak hapse atılıyor. Arkadan da Türkiye'nin istihbarat örgütü bizatihi PKK'nın %50-%60. Şimdi bu tablonun içerisinden çıkmak o kadar kolay değil. Ve insanın hayat rüyasını korumak da o kadar kolay değil. Benim kendi kanaatlerim var ama bu soruların her biri tartışmaya muhtaç. Yalnız düz çizgisel bir akıl yürütmeyle de çözeceğiz zannetmiyorum. Bunlar biraz istihbaratçılık falanla ilgili. Nagihan'cığım, evet. Nagihan'a geçmeden çok kısa bir şey söyleyeceğim. Müsaade edersen. Bu hani biz bir raporu tartışmıştık. Bir kişi Türkiye'den sorumlu komiser gelmişti. Ona hükümet dedi ki özel yetkili mahkemelerde ön izin şartı yok. Çünkü bizi Avrupa eleştiriyor. Yani dokunulmaz kurumlar yüzünden eleştiriyor. Onlar da dediler ki bu özel yetkili mahkemelerde ön izin şartı yok. Dolayısıyla kurumlara dokunulabilir. Hiçbir kurum dokunulmaz değildir. Şimdi hani bu gerekçeyi öne sürerken birdenbire bu kadar iddialara muhatap olan MİT'i yine dokunulmaz kılmak üzere bir şarta bağlıyor. Bu olmaz yani. Evet. Türk Silahlı Kuvvetleri dokunulabiliyor ama MİT'e dokunulamıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Evet, biraz çifte standart. Yani ben bunu kabul edemem. Ben de mi? Evet. Sen de. Şimdi ben bir yandan gelen tweetlere de bakıyorum. Mesela ben Nigar Aydın not aldım izleyicilerimizden. Neler oluyor hiçbir şey anlamıyoruz. Bizi aydınlatın demiş. Hakikaten Türkiye'de önemli bir dönemeç bu. Bu dönemeci doğru okumak lazım. Her şeyden önce serin kanlı olarak bakmak lazım. Ben nasıl görüyorum? Hani ben aşağı yukarı tabloyu okuyacağım. Bu tabloyu okurken şunu da söylemem lazım. Hem hükümetin içinden önemli güvendiğim isimler nasıl okuyor merak ettim. Onlarla konuştum. Hem emniyet içinden karar mekanizmalarının içindekiler nasıl yorumluyor onlarla da konuştum. Farklı perspektifleri de aldım ve dışarıdan da bir gözlemci olarak birkaç şey tabloya ilişkin söylemek istiyorum. Her şeyden önce şunu hatırlatayım. Tam olarak tarihine bakmadım ama bir ay önce miydi? Bizim programımızda bu KCK ile ilgili çok büyük bir operasyon olmuştu. Burada tartışıyorduk ve ben bir öngörüde bulunmuştum. Demiştim ki yani eldeki bilgiler, belgeler benim kokladıklarım, gazeteci olarak temas ettiğim kaynaklardan aldığım havaya göre önümüzdeki günlerde çok büyük deprem yaratacak bir dalga gelecek. Ve bugün görüyorum ki o dalga işte tabii ki detay olarak ne olduğunu o kadar kağıt üzerinde görememiştim ama işte o dalga bu dalga. Yani bu dalga bir şekilde bir yerlerde böyle bir planlaması yapılıyordu. Peki bu dalga nedir? Bence Türkiye'de önemli bir eşikten geçiyoruz iki gündür ve bunu doğru okumak ve dengeli gitmek lazım. Burada iki ayrı perspektifin birbirine ters düştüğünü görüyoruz. Kimdir bu perspektifler? Şimdi dengenin bir tarafında başbakanlık ve MİT var. Öbür tarafında savcılık ve emniyet var. Bunlar genel itibariyle bugünkü Türkiye tablosuna baktığımızda birbirleriyle 180 derece farklı açılara bakan perspektifler mi? Hayır değil. Türkiye'nin bugünkü noktaya gelmesine, bu kadar önemli davalarda yol alınmasında birbirlerini besledikleri, birbirleriyle işbirliği yaptıkları için başarıya ulaşmış odaklar bunlar. Ama bugün bir şekilde
ayrı düştüler. Şimdi neden ayrı düştüler? Birkaç mesele var bu olayla ilgili. Ben iki tarafında yanlışları ve doğruları olduğunu düşünüyorum. Bu konuda mesela Nazlı Hanım'ı dikkatle dinledim. O bir tarafın tamamen doğru olduğunu vurguladı. Ben ona katılmıyorum. Ben savcılık ve emniyet perspektifinden bir takım doğrular ve yanlışlar, MİT ve Başbakanlık perspektifinden de bir takım doğrular ve yanlışlar olduğunu düşünüyorum. Şimdi her şeyden önce böyle bir işte MİT'in müsteşarına ve eski müsteşar ve yardımcısına ilginç, normal yollardan olmayan bir şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılma daveti üzerine emniyet içinden önemli isimlerin apar topar görevden alınması bence son derece yanlıştır. Şimdi bugün Türkiye'de önemli aşamalardan geçtik. Çok ciddi davalar devam ediyor. Ergenekon davası devam ediyor, Balyoz davası devam ediyor. Askeri vesayetle, derin yapılarla çok ciddi bir mücadele veriliyor. 150 yıllık bir derin yapılanma geleneğinin cesurca üzerine gidiliyor. Ve onu yapan da bu savcılarımız, bu emniyet mensuplarımız. Dolayısıyla bu kadar kolay harcanmamaları lazım. Şu konuda Nazlı Hanım'a hak veririm. Ali Fuat Yılmazer, Zekeriya Öz, onlar da son derece cesur isimlerdi. Belki Oda TV'den değil başka meselelerden kamuoyunda oluşan hassasiyet nedeniyle maalesef bence görevlerine devam etmeleri gerekiyordu ama etmiyorlar. Bunu da eleştiriyorum. Dolayısıyla o iki ismin bence görevden alınması yanlış. Son derece başarılı şekilde işlerini yapıyorlardı. Ancak öte yandan MİT meselesini, yani hem istihbarat, dün görevden alınanlar, hem istihbarat hem terörden sorumlu emniyet yetkilileri. Şimdi öte yandan MİT ayağına geldiğimizde MİT Türkiye'de olduğum olası son derece problemli bir yapı. Son derece derin yapılanmanın, o Ergenekon örgütlenmesinin aktif olduğu bir yapı ve kabul edelim ki bugün de hala böyle. Ancak bakın buradaki bütün bu süreçte çok vahim bir hata görüyorum ben. MİT'in içindeki Ergenekonvari yapıyla, derin odaklarla elbette Türkiye demokratikleşirken MİT'in de demokratikleşmesi adına bir hesaplaşma, bir dönüşüm, bir hesap sorma gerekli. Ama bakın bunu yaparken MİT'in başına MİT'in demokratikleşmesi için getirilmiş, başbakanın da defalarca arkasında durduğu Hakan Fidan'ı kurban edercesine yapmak bence son derece yanlış bir taktiktir. Çünkü bu işte tam da bu MİT'in içindeki Ergenekon cephesinin o bugün tam da işte bu savcıların, emniyet mensuplarının mücadele etmeye çalıştığı cephenin kazanmasına yol açan bir şey. Dolayısıyla ben bu süreçte Hakan Fidan'ın bu şekilde şüpheli sıfatıyla dahil edilmesini son derece yanlış buluyorum. Bunu sivil iktidara da bir saygısızlık olarak görüyorum, bir yetki aşımı olarak görüyorum. Şimdi ana itibariyle iki iddia üzerinden bu tabloya gelindi. Detaylar da var gazetelerde ama bir iddia şu ve bence bu iddia çok vahim. Siz de dile getirdiniz. Deniyor ki KCK yapılanmasının içine son derece kritik noktalara MİT elemanları nüfuz etmişler ve nüfuz etmekle kalmamışlar. İşte bir takım il başkanlıklarına getirilmişler, bir takım operasyonlarda görevlendirilmişler. Şimdi başka birçok ülkede de bunun örneği vardır. İstihbarat elemanları terör örgütlerinin içine sızarlar. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Ancak terör örgütünün içine sızıp o örgütün içinde bir suç unsuru haline gelirlerse bu tabii açık bir şekilde yargılamaya tabi tutulmalıdır. Öyle mi değil mi göreceğiz ama iddialarda... Bir rapor vermesi lazım, onu tetkik etmek lazım. Yani bütün bunlar şey yapılacak. Ben işin bu kısmını, bu iddiayı vahim ve de sorgulanması gereken bir iddia olarak görüyorum. Ama bunu yaparken söz konusu MİT elemanlarına ulaşılabilirdi. Ya da Hakan Fidan'ı şüpheli sıfatıyla değil, görüşüne başvurulacak tanık sıfatıyla. Tıpkı zamanında eski Genelkurmay Başbakanı Hilmi Özkök'e yapıldığı gibi ifadeye çağrılabilirdi. Çünkü MİT'i dönüştürmek için başa getirilmiş sivil bir isim, sivil bir irade bu konuda da adımlar attı ama her yiğidin de bir yoğurt yiyişi var. Benim de gördüğüm kadarıyla biraz yavaş, devrimsel değil evrimsel bir şekilde dönüştürüyor. MİT tam anlamıyla dönüşmüş değil. Bu konuda yani bu vahim iddiaların incelenmesi, yargısal sürece konu olması konusunda bence bir sıkıntı yok. Hakan Fidan'ın bu şekilde dokunulması dışında. Ancak bir de işin öbür tarafı var. Yani iddianın bir de ikinci ayağı var. O ne? O da şu. Bundan birkaç ay önce hepimiz burada da konuştuk. PKK ve MİT arasındaki görüşmeler bir şekilde bence son derece de şaibeli bir şekilde basına sızdı. Şimdi Oslo görüşmeleri üzerinden emniyet ve savcılığın böyle bir şeyi konu etmesini ben açık bir yetki aşımı olarak görüyorum. Çünkü bu
sivil iktidarın bilgisi, emri, bakın Cumhurbaşkanı'nın onayı ve Başbakan'ın emri dahilinde, görev ve yetki dahilinde yapılmış görüşmelerdir. Ve siyasi iktidarlar terörle mücadele ederken zaman zaman terör örgütleriyle de masaya otururlar. Burada acayip olan bütün bu detayların aylar öncesinde basına sızması ve emniyet ve savcılığın iktidarın yetkisinde olan terörle mücadelenin stratejisini belirlemeyle ilgili yargısal bir süreç başlatmaya çalışmasıdır. Şimdi buradaki esas mesele tabii Kürt meselesini çözmek. Şimdi Kürt meselesini çözmek benim gördüğüm kadarıyla ki iki ana ayaktan yürüyor. Orada bir emniyet, savcılık ve başbakanlık arasında bir noktada görüş ayrılığı var. Zaten bugünkü sıkıntıların en önemli sebebi de o. Şimdi bu mücadele, terörle mücadele öncelikle KCK operasyonlarıyla yürüyor. Bu operasyonları gördüğümüz kadarıyla işte emniyet ve savcılık yürütüyor zaten. Ve siyasi iktidar, başbakanın da hiçbir itirazı yok. Başbakan sonuna kadar bu operasyonları destekliyor. O konuda hemfikirler. Ancak başbakan, başbakanlık, siyasi irade terörle mücadelede şöyle bir perspektif ortaya koyuyor. Bir yandan emniyet, işte savcılık operasyonları yapsın, KCK yapılanmasını sonuna kadar zayıflatsın. Ve zayıflanmış yapı iyice zayıfladıktan sonra silahları bırakmak için de MİT istihbarat örgütü masaya otursun. İşte zaten düğüm burada kopuyor. Çünkü savcılık ve emniyet perspektifi hayır diyorlar. Diyorlar ki terörle mücadeleyi bize bırakın, terör örgütüyle masaya oturulmaz. Ancak böyle bir şey deme yetkileri yok. Yani siyasi iktidar... Nereden biliyorsun öyle dediklerini? Ama böyle bu ortaya hakları var mı? Ama şimdi diyebilirler mi? Oslo yani. Görüşmelerine konu yapmak bunu gerektiriyor. Yani diyorlar ki terör örgütüyle masaya oturulmaz. Ama iktidar partisi de terörle mücadele, terörü bitirme yol haritası olarak bir yandan operasyonlar devam edecek ve o operasyonlarla zayıflatılan örgütle masaya oturulacak diyor. Bunda da ben fevkalade büyük bir tutarlılık görüyorum. Her ne kadar KCK operasyonlarının boyutunu son dönemde ben de yer yer eleştirmiş olsam da bir demokratik açılım yapmış hükümet daha sonra masaya da oturabilir. Demokratik yollarla bunu yapabilir. İki şey soracağım. Şimdi burada akıl yürüttü. Tabii ki. Ki iki şey var ki. Ben de bir şey soracağım, beraber cevap versin. Evet. Bu soracağımız iki şey bence ciddi problem. Bunlardan bir tanesi şu. Dedin ki Hakan Fidan'ın şüpheli bulunmasını kınıyorum. Yani olamaz dedin. Şimdi Azra Hanım da dedi ki insanların elindeki bilgiyi, belgeyi bilmiyorsunuz. Elbette ki masumiyet karinesi esastır. Ama herhalde geçmiş savcıların kimi şüpheli, kimi tanık olarak çağırdığı teraziye güveniyorsan da bugün... onun terazisine güvenmemek bir çifte standarttır. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yani, değildir çünkü ben bununla ilgili bir dakika, de biraz önce konuştum. Tamam bir şey söyleyeceğim. Birincisi bu. Yani şüpheli ve tanık noktasında bir çifte standart o zaman söz konusu olur. İkinci bir mesele de KCK ile ilgili yaptığın değerlendirme kritik bir şey. Onu göz ardı etmemek lazım. Eğer iddialar doğruysa KCK diye tutuklananların da %60'ı %50'si MİT mensubu zaten. Yani zayıflatılan KCK dediğin aslında örgütün değil mi? Az önce nazlamıştık. Yarısı o i̇ddia zaman... İddia var. Hayır yarısı. Ben de iddia dedim. Tabii. Dolayısıyla şöyle bir paradoks doğuyor. Yani bir taraftan sen terörle mücadele ediyorum diye yola ama çıkıyorsun. Bak orada... Karşına çıkanlar MİT mensubu. Şimdi orada da ince bir çizgi var. Önce Hakan Fidan'la ilgili mesele. Hakan Fidan'ın şüpheli sıfatıyla çağrılması Oslo görüşmeleri nedeniyle. Ve o dönem MİT'te de değil, bunu Başbakanlık Müsteşarı. Ortaya çıkan yok. Tabloda hayır benim gördüğüm kadarıyla edindiğim bilgilere göre Oslo görüşmeleri nedeniyle şüpheli sıfatıyla çağrılıyor. Bakın, ben MİT, de öyle bir bilgi yok. Şimdi ben birkaç cümle daha devam edeyim. Evet. O KCK çok önemli bir noktayı hatırlattın. Onu da yapmakta fayda var. Şimdi bu KCK Oslo görüşmeleri şunu söyleyeceğim kafan karıştı senin sorun nedeniyle de. Şimdi şunu görmek lazım. MİT tekrar söylüyorum dönüşmüş bir yapı değil maalesef. Derin şeylerin odakların olduğu bir yapı. O yüzden MİT'in üzerine gitmek lazım sonuna kadar. Yani bu konuda da ben siyasi irade MİT'i korur görüntüsü verirse sonuna kadar eleştiririm. MİT'in şeffaflaşması lazım. Ergenekon yapısını her anlamda kıracaksak bugün açık bir şekilde görüyoruz ki bazı odaklarda o yapılanma, derin yapılanma önemli ölçüde kırıldı. Ama ben 2M'de diyorum. Bir de MİT'in içinde hiç kırılmadı. Medyanın içinde de bir takım önemli Ergenekon yalnız yapılanmaları bak, bir şey devam ediyor. Bu Oslo meselesini getiriyorsun ya hep gündeme. Şimdi böyle müzakere olmaz. Neden olmaz? Şundan olmaz. Bu müzakere olması için bunun Türkiye'deki
bunun ikliminin sağlanması lazım. Şimdi bir yandan sözüm ona, bu müzakereler bir kere hangi aşamada durdu, eski müzakereler mi, onu bilmiyoruz ama ben şunu biliyorum, seçimlerden hemen önce bu müzakereler oldu. Seçimlerden hemen sonra da Apo'ya yine MİT'çiler gittiler ve bu Kandil'le arasında bir mektuplaşmalar oldu. Sonra da Silvan olayı oldu. Ondan sonra 100 küsur, 120, 130 tane şehit verdik biz kendimiz memleket olarak. Şimdi sen böyle bir müzakereleri yürütüyorsan demek ki bu müzakereler son derece başarısızdır. Bunun da siyasi sorumluluğunu taşıyacaksın. Hayır, ben onu düşünmüyorum. Hayır, bir dakika ya, Nagihan'cığım. Bunun ortamını siyasi iktidar şöyle hazırlayacak. O zaman KCK operasyonu yapmayacak. KCK operasyonlarını ama durduracak. Biraz önce benim anlattığım strateji de tam tersi. Nedir? Siyasi iktidar şöyle düşünüyor. Bir yandan evet, emniyetin, savcılığın oradaki operasyonları devam edip örgüt zayıflasın. Öte yandan da zayıflamış örgütle masaya oturursun. Peki 100 küsur şehit verdik. Ne olacak üstelik bu strateji? Sizin dediğiniz bu zamanı mıydı? Yıllarca hiçbir şeyin zamanı olmadığı için ben Kürt meselesi çözülemedi. Ben zamanı mı demiyorum. Tam tersi, bak yanlış anlama. Eğer böyle bir şey yapmak istiyorsan başka ülkelere de bak. Bu kadar yaygın bir KCK operasyonuyla, üstelik yarısının MİT elemanı da olduğu anlaşıldı, bu büyük bir felaket. Aa, orada da bakın bir çizgi var, onu anlatmak lazım. Şimdi çok vahim tabii. Şayet, ama soruşturacaksın bunu. Ama şimdi şu ben bu soru atıyorum ortaya. Şayet MİT'ten KCK'nın içine sızıp onun bir suç unsuru olduysa ki iddialar o yönde, bu çok vahim. Bir de başka tabii ki ben diyorum ki bu ayağı sağlamdır. Yargı ve emniyet ve savcılığın evet, perspektifini bu ayağı doğrudur. Ama Oslo görüşmelerini, iktidarın terörle mücadelede yoğurt yiyiş modelini bu şekilde yargıya tanımak yanlıştır. Şimdi bak, üstelik bakın KCK kapsamı var. Bir dakika, iktidarın yoğurt yiyişi midir değil midir kendileri adına mı hareket ediyorlar? Savcılık bunu tahkik edebilir. Yalnız ama savcılık ben, bu şekilde hayır, başbakandan emir almış, başbakanın da haberi olmadan onun müsteşarını şüpheli sıfatıyla çağırıyor. Öbür meydana çıkan şey 12 tane belgeyi bilmiyorsun. Bir şey hatırlatabilir miyim? Yani orada bak, Hakan Fidan ve başbakan arasında bir itilaf olmadığını biliyoruz. Çünkü defalarca başbakan canım, Hakan Fidan'ı sahiplenen açıklamalar ben, yaptı. Bir kere bu 12 tane belge tamamen o bize çıkan sızan bir belgeyi biliyoruz. Orada Hakan Fidan diyor ki ben başbakan adına hareket ediyorum diyor. Evet. Ama işte il başkanlığında ortaya çıkan belgede 12 ses kaydında 12 kere bu müzakereler yapılmış. Ta anayasaya bilmem ne Özerk Kürdistan konulacağına kadar. Bakın bu şimdi önemli olan zaten tuhaflık bütün bu detayların sızmasıdır. Başbakan Hakan Fidan'ı sahipleniyor. Sahiplenmese benim de eleştirdiğim anladım, emniyetteki bak, o iki isim bu şekilde görevden alınmış. Bir dakika şunu söylemek istiyorum. Peki ama ben bitirmemiştim ama. Savcılığın bak şunu demek istiyorum. Savcılığın tabii ki bu tip çok hassas konuda ben zaten söyledim. Hem başsavcılığa haber vermesi lazım hem başbakana da evet, haber vermesi. Ama şunu da ben sana söylemek istiyorum. Bu tip konular, belgeler ortaya çıkınca ben ki film demekle bu mesele çözülemez. Bu bir kere şeffaf bir biçimde tartışılacak. Bunların ne kadarının yasal dayanağı var ve ne kadarının talimatı başbakan tarafından verildi, ben bunu bilmek istiyorum. Tamam ama başbakanın Hakan Fidan'la ben arasında bir saniye bitirmedim ki ben, bitireyim birkaç cümle daha söyleyip aralarında böyle bir ayrılık ya da Hakan Fidan'ın başbakanın bilgisi haricinde yaptığı bir şey olsa o zaman bu görüntü de ortaya çıkardı. Orada bir ayrılık, bir çatlak şimdi görünmüyor. Bir de KCK meselesi bakalım. Ama bu yani bizden daha fazla şey bildiğini tahmin ediyorum. Yani perspektiften. Peki ama Enver'in söylediği şeyle ilgili açıklama yapamadım. Bir şey sormuştun. Bir de şu da var. Şimdi KCK'nın içine MİT olarak sızıp suç unsuru olmuş olabilenler var. Bir de birçok istihbarat örgütünün de bu yöntemi vardır. Direkt PKK mensubu örgüt üyesi bazı isimleri de MİT yanında çalıştırıyor olabilir. Onlar aynı zamanda PKK faaliyetine de devam ediyor olabilir. İhmal ediyorsun. Bütün her türlü faaliyetin rapor edilmesi lazım. Ben ihmal etmiyorum. Ben hayır, bunların yargılı ama bu süreci. Savcı bunu öğrenmek istiyor. Bak, bakın ben bir dakika, şunu yapıyorum. Ben şunu tamamlayayım. Tamam ama şimdi ben yanlış anlaşılmak istemiyorum. Ben şunu söyleyeyim sen olay. Şimdi KCK operasyonunu yürüten savcı eline bir sürü belge geliyor. Bunun iddianamesini yazabilmek için o açıkta kalan konularda aydınlanması lazım. O kişileri çağırıyor, bilgi alıyor. Eğer Hakan Fidan gelir der ki bu başbakanın talimatıyla yapılmıştır, işte bunun yasal dayanağı budur der. Eğer isterse sadece hakime, devlet sırrıysa sadece hakime
bilgi verir. Kozmik odaya giren hakim... Tamam ama işte o Hilmi Özkök gibi çağrılsaydı belki bütün bunlar olacaktı. Bir dakika. Operasyon Hakan Hayır, Fidan üzerinden bu şekilde yürürse... Bakın Nazlı Hanım şu çok önemli. Bir dakika Enver. Şu çok önemli. Biz derin yapılarla mücadele edilecek eden bir iradeyi destekliyorsak o zaman bu çatlakta tamamen savcılık emniyet doğru yapmıştır perspektifi zarar verir. Çünkü burada belli ki bir noktada ters düşülüyor. O yüzden bir ayak sağlam ama öbür ayak Kürt meselesinin çözümüne yargı ve emniyet dahil olduğu için. Çağırmadın mı? Şüpheli olarak bakın, gidersin. Bir muvazzaf MİT müsteşarından bahsediyoruz. Başbakanın emriyle ya gitmiş. Ya şüpheli o muvazzaf generaller gidiyor. Şimdi ben de muvazzaf generaller. Kendi aşkına. Ya aynı şey mi? Aynı başbakanlık şey. Müsteşarı olarak olsun, başbakan olsun. Emriyle gidiyor. Bu açıkça o zaman başbakanı olabilir. Çağırmaktır. O zaman başbakanı Niye çağırsınlar. Ya başbakanlar ya da zaten söylüyor bazı gazeteler. Başbakanın Hayır şüpheli daha... olarak bak şüpheli olarak çağrılır. Kendisini eğer yasal dayanağını gösterirse bu mesele memleketi daha büyük bir krize soktu. Bu çok tartışılacak. Bunu da ama bu şekilde yürütüldüğü için. Ama başbakan MİT'in bu şekilde davrandığı için. Hayır ben buna katılmıyorum. MİT'in derin yapılanmasıyla mücadele başka söz, türlü olsaydı. Sorular girdi herhalde bitiriyorsun. Bitiriyorum son cümle. Yani MİT'in içindeki bu yapılanma bu şekilde değil. O dahil olan isimler üzerinden başka türlü yürütülseydi o zaman siyasi iktidar ve savcılık ve emniyet arasında bir çatlak olmazdı. Bu çatlak şayet devam ederse bütün bu süreçleri geriye götürebilir. Bu çağıran savcı kim biliyor musun? Daha önce de bu muazzaf generalleri çağırdı Balyoz davasında. O zaman bunlardan bir tanesi ve onu açığa aldı evet. Cumhuriyet Başsavcısı. Onun yöntemi böyle. Muazzaf generaller hakkında 60'ı 70'i hakkında yakalama emri şimdi çıkardı. Ben, o zaman başbakan müdahale etti mi? Yani ben birkaç şey. Yani soru soracaksanız. Yok ben bazı şeyleri hatırlatacağım. İzleyicilerimize bilsin. Bir kere Karayılan'ın Taraf Gazetesi'ne yazdığı bir mektup vardı. 2 tam sayfa. O mektubu hatırlamak lazım. Uzun uzun burada hatırlatacak değilim ama bu sürece yönelik bir sürü değerlendirmeler yaptı. Ve bu değerlendirmelerle ilgili olarak o zaman okuduk işte devletle anlaşılma aşamasına gelmişti sonra devlet vazgeçti falan bilen de. Bugün bir baktık ki Öcalan'ın kendi el yazısıyla ve imzasıyla devletle anlaştık diye bir mektubu çıktı. Kanal D ana haberde gördüm ben de. Mektup Öcalan'ın el yazısı imzası. İddia o ki... Kaç tarihli o? Bilmiyorum işte seçim bu şey... Seçim sonrası mı acaba? Hani ne zaman hayır önce öncesine, herhalde. Ha. Evet önce ve oradaki bu savcının iddialarından bir tanesi... Öcalan'la Dağ arasında bir anlamda kuryelik görevinde MİT yapmış deniyor. Şimdi bunlar hakikaten Nazlı Hanım'a da dedi doğru bu ne kadar hukuki ne kadar değil buna bakmak gerekir. Bu bir. Karayılan bu anlaşma sürecine geldiğine vurgu yapıyor. Bunu da çok o dönemde tartışmıştık ve bence yine de bu eksende yeniden okuyup tartışmak gerekir. Neden? Çünkü bakın Sayın Fidan... Başbakanın özel temsilcisi olarak o zaman MİT müsteşarı değildi ama özel temsilcisi olarak o kadronun içindeydi. O günkü süreçler içerisinde Emre Taner, Afet Hanım ve Hakan Bey bir arada başbakandan talimat alarak ama aynı sorumluluğu taşıyarak bu süreci ortaya koyuyorlar. Yani burada görev yapıyorlar. Bu bir resmi görev. Eğer hal böyleyse o döneme yönelik bir tahlil yapılıyorsa siz Emre Taner ve Afet Hanım'a şüpheli... Hakan Bey'e de tanık diyemezsiniz. Eğer bu tablonun içindeyseniz ve savcı ve eğer hukukun tamamen her şeyin üstünde üstünlüğü varsa ve bağımsızsa savcı ki biliyorsun teröre yönelik suçlarda dokunulmazlık da işlememektedir. Herkesi çağırır. Tabii. Zaten buradaki sorun da şu. Şimdi geldik kritik yere. Az önce yine dillendiği üzere Sayın Bozdağ bugün Türkiye'de sıradan bir isim değil. Hükümeti önde gelen isimlerinden biri. Bugün kalkıp da daha savcının elindeki herhangi bir iddiayı bilmeden belgeleri biliyorsa vahim. Bilmiyorsa başka türlü vahim. Çıkıp da bu görev suçudur diyorsa o zaman burada başka bir tablo oluyor. Görev suçunun sınırlarını siz çizemezsiniz. Bunu hukuk elindeki belgelere göre yorumlar. Ama başka bir şey daha var. Eğer siz bugün bir hükümet olarak özel yetkili mahkemenin savcılarından, yetki kullanım biçimlerinden o ya da bu sebepten dolayı rahatsızlık duyarsanız o zaman da az önce sana sorulduğu üzere şu değerlendirme gelir. Ya Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en üst aşamasında muvazzaf olanlar, rektörler, gazeteciler, bir sürü insan bir dakika şüpheli olarak çağırıyor. MİT müsteşarı olduğu için dokunulmasın demiyorum. Oslo görüşmeleri nedeniyle dokunulmasın. Ama şey için soruyorum. O koskoca teşkilatın başındaki
Fidan beyefendi, eğer böyle şeyler içinde olmuşsa, bu şekilde haber taşınmış bilmem ne, tabii ki o da sorumludur bu. Ona şimdi da sorarlar. Politikası olan ben, terör örgütüyle istihbarat teşkilatı masaya oturmuş. Bir dakika. Yani terörü lütfen, çözmek öyle için değil. Peki kendi teşkilatında yapılan işlemlerden hiç sorumluluğu yok. O zaman ben sana, sana şunu sormak istiyorum. Şüpheli olarak bilmiyorsun. Biliyorsun canım Allah aşkına, bir sürü iddia var hakkında. Bir önceki müsteşarın çağrılmasına bir itirazın yok. Ama şimdikine, halbuki aynı, onlar hep birlikte bu müzakereye girdi. Bak buradaki mesele şu. İki şeyde anlaşmak gerekiyor. Ben çünkü meseleye baktığımda şunu görüyorum. Ben öteden beri özel yetkili mahkemelerin, daha doğrusu savcıların bazı uygulamalarının çok tartışıldığını bildiğim için özel yetkili mahkemelerin normalleştirilmesinden yanaydım. Bu fikrimden vazgeçecek değilim. Ama başka bir şey söylüyorum şimdi. Özel yetkili savcılar geçmişte iyiydi de bugün kötüydü diyemezsin. Bir şey daha söylüyorum ayrıca da. Türkiye'de en çok senin söylediğin herkese dokunulur diyorsan, dokunulanlar bazen Türkiye'deki, bak, terör suçu. Ben dokunulmaz demiyorum ama ki. Ama şüpheli görülen savcı, bak şüpheli, savcının nereden bakın, biliyorsun? Bakın bu yargı vesayeti işte budur, burada sık sık konuşuyoruz. O zaman bu yargı vesayeti şu anda. Ya bir hükümet politikası olarak terör örgütüyle masaya oturma. Hükümetin hukuksuzluk yapma hakkı var mı? Ya hukuksuzluk mudur? Birçok ülkede bunun örneği var. Ama bunun yasal KCK içinde PKK'laşmış, olmak nedir? KCK'laşmış MİT unsurlarına dokunulması şarttır. Bu bir açık şarttır diyorum. Ama öbür taraftaki yanlıştır diyorum. İki tarafta uçası diyor. Belgelerinde mi? Ya gördüğüm, siz ne biliyorsunuz doğru olduğunu? Hayır. Ben gördüğüm, edindiğim bilgilere, havaya göre konuşuyorum. Şimdi bu, şurada şu yanlışı yapıyorsun. Şimdi Oslo görüşmeleri dediğin çok ciddi görüşmeler, müzakereler var. Şimdi şunu soracak. Sen bu müzakere sadece bu aşamada kalmamış ki. 12 tane ses kaydı çıkmış. Bütün bunlardan talimatı adım adım başbakandan alıp mı yürüttün? Kendi inisiyatifinle mi yürüttün? Bunun yasal belgesini savcılığa göstermek zorunda. Kim olursa olsun, Hakan Fidan benim babamın oğlu mu? Yani niye güveneyim ona? O savcılığa hesap verecek. Eğer yasal dayanağı varsa bu yasal dayanağı gösterecek. Başbakan, benim gözümde böyle bir şeyi mercek altına almak açıkça sivil iradeye müdahale. Peki bir şey söyleyeceğim. Zaten çıktı belgeler. Başka bir şey daha soracağım. Sivil iradenin sınırları nedir? Sivil irade terörle mücadelenin ana hatlarını belirlemekle yetkilidir. O ayrı, ama yetkiyi nereden alır? Ya yetkiyi halktan alır, şeyden nereden alır. Halk nereden verir? Milli meclistendir. Dolayısıyla birçok ülkede örneği var. Terörle masaya oturularak ben oturması demedim ki, meclisten alır. Yani meclis ne dedi? Biz de hep onu savunduk. Bence dedim, aynı kanıdayım. Parlamentoya bilgi vererek terörle müzakere yapılabilir. Neden? Kan dökümü. Ben buna itiraz etmiyorum. Parlamentoya vermesin. Biz de yapabilir. Ya, başbakanın sözlü onayıyla da olabilir bunlar. Hayır. Başbakanın bakın, bilgisi olması lazım. Hayır, başbakanın bilgisi var. Parlamentoya evet, versin demedim. Başbakan meşruiyetini parlamentodan alıyorsa gereken zemini hazırlar. Hepsinin yasal dayanağı olması gerekir. Yasal dayanak olmadan bu iş götürmez ki. Bunlar Türkiye'de daha önce aynı olmasa da benzer onun arasında. Hep bu Kürt meselesini çözmek için bir noktaya geliyorlar, sonra geri gidiliyor. Bakın maalesef bu aslında aynı yöne bakan odakların birbiriyle çatışmasından yine bu askeri vesayet şeyi kazanacak. Birazdan şeye gireceğiz. Siz hangi odaktasınız? Ekleman, biraz da ben girelim. Biraz konuşayım mı? Konuş da bir dakika. Sen konuş. Yok ama Nazlı Hanım da odak oldu şimdi. Hayır, nasıl? Onu demiyor. Demek istiyor ki yani maalesef bu Ergenekon'a zarar veriyor. Ne iyi güzel, savcı hukukun üstünlüğü. Savcıyla Erdoğan'ın çatışması. Bakın burada net istiyor. Görmek lazım. Siyah ve beyaz iki tarafında doğru ve yanlış yaptığı noktalar var. Şimdi, evet, biraz ben de bir şeyler söyleyeyim şey olsun. Yani Ergenekon'la mücadele. Evet. Şimdi burada birkaç şey görünüyor. Bir tanesi bu olaya bakıştaki çifte standartlar. Başbakan da sen de işaret ettin ona. Şimdi KCK duruşmaları devam ediyor. Ya bu Büşra Ersan niye içeri atılıyor, öbürü niye böyle oluyor falan denildiği zaman başbakan hatta şeyler verdi, örnekler verdi. Orada ne konuştu ona bakmak lazım diye, değil mi? Başbakan ve Bülent Arınç falan birçok şeyler verdi. Dershanenin isminde terör örgütü yani, liderinin ismi var dedi mesela. Fidan. Yani bir taraf oldu ve iyi oluyor. Bunlar da devam edecektir dedi. Devam edecek derken zaten ediyor. Hiçbir tanesine de bir şey yapmıyor, itiraz etti yok. Tam tersine KCK üzerinden BDP'ye, meclisteki şimdi kim ne derse desin legal olan partiye de hücum ediyor. Bütün politikasını da bu KCK şeylerine oturtuyor ve memnun bundan başbakan.
Senin dediğin nedenle belki. Çünkü hakikaten öyle bir strateji ilan etti kendisi. Dedi ki bir yandan savaşacağız, bir yandan da müzakere edeceğiz. Savaşmanın amacı ne? O zayıf duruma düşsün ki o müzakerelerde bizim dediğimizi daha fazla kabul etsin. Bu bir yöntemdir. Savaşlarda da olur. Yani bir yandan müzakere devam ederken o kadar şiddetli yaparsın ki şeyi, taraflardan bir tanesi siner ve öbür tarafın şartlarını kabul etmek zorunda kalır. Ama o yüzden de dünya kadar insan ölür, ölmeyecekken. Yani İkinci Dünya Savaşı eğer işte daha da hücum edelim, daha da artıralım diye tırmandırılmasaydı, mesela o Nagasaki'de, Hiroşima'da yüz binlerce insan ölmeyecekti belki. Bir an önce yani adamı zayıf düşürelim, daha iyi zayıf düşürelim ki şartlarımı aynen kabul etsin diye. Yani daha önce bir şey yapsaydı yahut işte Dresden bombardımanı olmayacaktı. Şimdi burada da bakıyorsunuz işte orada adam ölüyor, insanlar ölüyor. Bazen şey gibi Uludere hadisesi gibi hadiseler de oluyor. Niçin oluyor? Yani o da hala açıkla çıkmış değil. Yani bu strateji o kadar isabetli bir strateji değil. En azından iyi uygulanmıyor. Çünkü böyle olsaydı çoktan bir sonuca varması gerekirdi. Bir nokta bu. Ha, KCK'ya şeylerden, o tutuklamalardan falan memnun başbakan. İzmir hadisesine hiç ses çıkardığı yok. Ve hükümet yani. Hükümetin üyeleri de memnun. Yargının işidir. Böyle deniliyor. Şey işi Oda TV meselesinde işte kitap denilen şey bombadır vecizesiyle şeyde kendini gösterdi. Avrupa Birliği'nde, konseyinde yaptığı konuşmada gazetecilere itham etti. Şimdi aynı şey, olduğu zaman da Genelkurmay Başkanı Başbu hapse girerken de bunun tartışması oldu. Aslında girmese iyi olurdu falan dediler ama tutuklu olarak girmese iyi olur dediler ama şeye fazla itiraz etmediler. Özel yetkili savcıların bunu şey yapmasını, soruşturması gerektiğini öne sürdüler. Hatta şeye rağmen, kendi çıkarttıkları bir anayasaya rağmen, yani şeyden geçmiş anayasa, halk oylamasından geçmiş anayasaya göre Genelkurmay Başkanları Yüce Divan'da yargılanırdı. Ama bir başka yorumla orada özel yetkili mahkeme savcılarınca soruşturulmasını şeyin hakkındaki iddiaların daha isabetli buldular. O uygulanıyor şimdi. Burada ise bunun tam tersine bir şey var. 26. maddesini gösteriyorlar MİT kanunun. Evet. Ve ona göre şey yapılamaz. Yani başbakan müsaade etmeden soruşturulamaz diyorlar. Ve gitmeyiz biz diye de res çekiyorlar bazı gazetelerin. Ama bak şunu orada ne diyor? MİT mensuplarının görevlerini yerine getirirken görevin niteliğinden doğan veya görevin ifası sırasında işledikleri iddia olunan suçlar. Zaten başbakanın emriyle yapılan bir görüşme bu. 26. madde öyle de başka bir şey daha var. Şimdi ceza ne zaman çıkmış bu MİT kanunu? MİT kanunu 1983'te çıkmış. Evet. Peki sonra ceza çıkmış. Muhakemesi kanunu ne zaman sonra çıkmış? Sonra çıktı tabii. Sonra çıkan kanun geçer bu gibi ihtilaflı evet. Hallerde diye bir hukuk kaidesi var. Yani benim bildiğim bu. Değişti mi bu kaide bilmiyorum. Yani bu çıktığı zaman özel yetkili mahkeme falan yoktu 1983'te. Yani başka şey vardı değil mi? Devlet Güvenlik Mahkemesi mi vardı ne vardı? Sonra bu kanun çıktı. Kanunun 250. maddesi diyor ki işte herkesi... Birinci fıkrada belirtilen suçları işleyenler sıfat ve memuriyetleri ne olursa olsun bu kanunla görevlendirilmiş ağır ceza mahkemelerinde yargılanır. Tamam. O zaman bunu bu şekilde şey yapmak lazım. Öbüründe tersiydi. İlker Başbuğ da anayasa daha sonra çıkmıştı aslında. Onu öyle uyguladılar. Şimdi bunu da Bülent Arınç diyor ki 26. maddesinin uygulanması gerekir. Peki bu çelişki nasıl giderilir? Aksine bir kanun çıkmamışsa, yeni bir kanun değişikliği yapılmamışsa sonra çıkan kanun bence esas alınır. Bence şunu da tartışmamız lazım. Yani senin söylediğin 250. Altan abi bence şunu da tartışmamız lazım. Belki reklamlardan sonra da sizin bu konunuza tartışmaya muhtaç olduğu için söylüyorum. Diyelim ki bütün bunlar öngörülerek hayal ecele şimdi yeni bir yasa yapılsa ya, ve bu yasayla dense ki mesela
MİT müsteşarları hiçbir koşulda yargılanamaz. Atıyorum kafadan böyle bir yasa olsa. Ya, o çıksın diye zaten işçilik. Genelkurmay Başkanı diyecek ki bana da istedim. Hayır, bir dakika. Yani haklı olarak. Diyelim ki çıksa o zaman şöyle bir duygu olmayacak mı toplumda, bir MİT yeniği ne gizleniyordu? Bu kadar çifte standart olur mu canım? Yani bu şimdi kadar, ben Nagihan dediğini şundan dolayı. Onu soruşturursan çok isabet ediyorsun, canına da oku. Öbürünü soruşturmaya kalkıyor. Yok, ona dokunmayacak. Size kanun yetmiyor, yeni kanun çıkarayım. Böyle devlet idaresi olur mu canım? Olmaz. Terörle mücadele yani kapsamında bir strateji, yargı konusu yapıyorsunuz. Şimdi, başbakanın emri dahilinde hepsi. Şimdi emri, o zaman başbakanın sorgulanması lazım. Da, Cumhurbaşkanının sorgulanması lazım. Onu da söylüyorlar zaten. Onu da hatırlatıyorlar. Ama bak, şimdi o zaman onu yapsınlar. Söyle. Tamam, sen nasıl olsa yönetir. Peki sen bitir. Ama söyle. Şunu söyleyeceğim. Çok basit olacak bir şeyi bu kadar komplike hale getirdiler. Çıkacak o zaman Hakan Fidan, gidecek. Bu diyecek işte yasal dayanak budur. Başbakanın talimatı doğrultusunda diyebilirse bunu diyecek ve mesele halledilecek. Başbakana da sorulur, sizin talimatınız mı? Halledilir. Niye? O zaman insan aklına şu bir şey geliyor. Demek saklanacak bir şeyler var ki gidip savcılık önüne ifadesini verir. İşte başbakanın emri der. Yargı konusu olmaması gereken hükümetin dahilinde bir siyaset, bir politika, yargı konusu yapılıyor bu şekilde. Şimdi, terörle mücadele stratejisi kapsamında. Ama önce şu şeyi halledelim. O kadar şehit ne olacak peki? 100 aşkın şehit verildi. Terörle mücadele devam ediyor. Şehit maalesef devam ediyor. Son dönemde etkin olduğu söyleniyor. Yani duyumlar, bilmiyorum ne kadar etkin ama en azından ortalık durulmuş görünüyor. Tırmandığı zaman, yani bu kural şudur. Sen tırmandırırsın, hadi zayıf düşürdün, düşürmedin falan. Eğer düşüremezsen, ya düşürsen bile karşı taraf ısrar ederse o zaman bu hadiseler azalmaz, tırmanır ve uzlaşma imkanı büsbütün ortadan kalkar. Şimdi şuna da siyasi tarafını görüşelim ama hukuki tarafına bir kere daha değinmek istiyorum. Şimdi siyasi tarafında şöyle bir şey var. Bu Taraf Gazetesi tarafından yayınlandı Oslo'daki görüşmelerin bir bölümü. Tabii büyük taraftan bir önce internete düştü bir takım isimler. Neyse, ben tarafta okumuştum. Şimdi bunlar yayınlandıktan sonra yani herhangi bir büyük tepki gelmedi. Çok şaşırtıcı olmasına rağmen. Yani dikkat edilirse ya konuşacaksa bunlar işte çözüm olacaksa. Çözüm olacaksa konuşsun. Ölüyor insanlar yani. Oradan da ölüyor, buradan da ölüyor. Ve konuşmada yalnız tabii bazı o şeyden zabıtlara bakıldığı zaman şu çifte standartlar ortaya çıkıyordu. Öcalan'a Sayın Öcalan dedi diye Türkiye'de bir sürü BDP'linin hakkında davalar açılmıştı. Hatta mahkumiyet kararları falan verilmişti. Orada da Başbakan'ın temsilcisi Hakan Bey Sayın Öcalan diyordu. Benim bununla hiçbir itirazım yok. Bir müzakerede ne olursa olsun bu da söylenir. Başka tarafta da söylenir ve bu sayın kelimesi zaten işte mösyö demek. Çok önemli demek bir şey neticeye gidiyorsa. Değil ama buna benzer çifte standartlar çok bile şey oldu. Öbür şeyler, davalar, soruşturmalar fazla ilerlemedi. Yani sayın lafı artık kullanılabilir bir hale geldi. Yani şunu demek istiyorum. Bunlar, bu müzakerelerin devam etmesine genel bir itiraz olmadığı gibi doğru dürüst devam etmesi etseydi bunlar belki daha iyi bir sonuçlara varılabilirdi. Bir de üstüne ama ne geldi? Bu dalga dalga KCK tutuklamaları birbirini izlemeye başladı. Bunlar BDP'lilerin büyük bir kısmı bunlar arasına girdi. Üye midir değil midir belli değil. İşte gazeteciler var, onlar hakkında da sözler var ama çığ gibi gidiyor yani 7000 küsur kişi. Dün de bir şey öğrendik ki %50'si bunların MİT'çi deniyor. Ha şimdi %50 mi değil mi? Şimdi burada bir takım iddialar var. Onlar da çelişkili birbiriyle. Yani MİT içinde orada eleman da olabilir olmayabilir. Bunun ama miktarı nedir bu? Ben zannetmiyorum artık bu kadar şey. Ama şunu demek istiyorum. Yani amaç ne? Amaç burada bir barışa varmaksa siyaseten. Bu KCK davalarının bu hale gelmesi de yanlış. Bu kimselerin şimdi yani PKK ile müzakere kim edecek bundan sonra, öyle bir bu unsur da ortadan kalktıktan sonra o da bir soru işareti olarak ortada kalacak. Yani çelişkiler içinde
içinden çıkılamaz halde bir durumdayız. Ama çünkü bakın yanlış şimdi, gidiyor çünkü süreç. Sonra söylersin yanlış gidiyor. Yani bakın olabilir. Ben hiç doğru dürüst konuşmadım. Buyurun da yazın bir şey söyleyeceğim. Yani. Buyurun. Ya ben size sözünüzü kesmek için söylemiyorum ama çünkü önemli bir çünkü. Yani yanlış olduğunu söylüyorsun. Ben de doğru olduğunu söylemiyorum. Bu çıkmaz sokağın içinden. Çıkmak için bir şeyler yapılması lazım. Hem dediğim gibi hem KCK davaları böyle dalga dalga devam ediyor. Hem bir taraftan Öcalan'ın şeyleri sınırlanıyor iyice, görüşmeleri sınırlanıyor. Böyle bir şey içinde bir de şimdi bu çıktı başımıza, bu iş çıktı. Nazlı'nın dediği gibi eğer kanun uygulanacaksa işte şeyin gitmesi lazım. Yani Hakan Bey'in gitmesi lazım, anlatması lazım. İşte savcılar ne yapacaksa yapsın. Ama asıl mesele bu özel yetkili savcılıklar ve özel yetkili mahkemeler meselesi. Bunun üzerinde ciddiyetle durulması gerekiyor ve bunların yaptığı tutuklamalar, işte sorgular falan meselesi. Bu sadece orada çok şüpheli görülen bir takım kimseler açısından değil. Burada hakikaten eğer cezalandırılsa bile cezalandırıldıkları takdirde alacakları cezayı çoktan çekmiş insanlar var. Bu besbelli yani hukuken de belli. Bir genel mesele olarak bunun ele alınması lazım. Ama şimdi tabii acil olarak ne olacak? Başbakan hiç konuşmadı bugün. Ama Bekir Bozdağ konuştu, o bir şeyler söyledi. Bülent Arınç konuştu, o söyledi. Bir siyaseten konuşuluyor, gidiyor. Ortalık büsbütün karışıyor. Bir an önce buna karar vermeliler. Ve bana sorarsanız muhalefetin de bir şey çağrısı var. Diyalog çağrısı, gerginleşmenin azalması çağrısı. Onu da dikkate alarak işin içinden çıkacak bir şey, bir yol aramak lazım. Şimdi yalnız reklama gireceğiz. Reklamdan sonra devam ederiz. Buna belki bir tur daha yaparız. Evet, herkes söyleyeceğini söyler. Gelmiyor size geliyor. Şimdi gene iki reklam arasında biraz tweet okuyacağız. Gerçi bunlar şeyden de yayınlanıyor. Biz göremiyoruz. Siz izleyebiliyor musunuz? Zaman zaman görüyorum. Zaman zaman hangisi yayınlandı hangisi yayınlanmadı bilmiyorum. Birçok gene tweet var. Ben de birkaç tane okuyayım. Diğerleri de zaten orada izleniyor. Bu yeni bir uygulama hep devam edecekmiş. Şimdi benim kendi adımı gördüm onu söyleyeyim. Altan Bey hala yargının bağımlı olduğuna inanıyor mu? Yargı aslında başbakanı çağırdı savcılığa. Yani yargı bağımsızlığının bir örneği olarak görüyor seyircimiz. O da ilginç tabii. Bir zamana kadar yargıya, bu zamana kadar yargıya güvenin diyorlardı. Bu da başka bir tweet. O zaman hükümet fidanı neden sorgulanmaması için koruma altına alıyor? Madem ki yargıya güvenmek gerekiyor anlamına. Burada Nazlı Ilıcak'a bir şey var. Bunca yıldır bakarım Nazlı Ilıcak ilk defa doğru söylüyor. Seni bence biraz düşünün. Şaşırıyorum ona ama ne diyeyim bence. Harbi tam doğru konuşuyor. Onu da demiş. Nazlı Hanım çok şaşırttı bizi. Başka bir şey senin hakkında epey var bugün. Allah'ım inanamıyorum Nazlı Hanım ağzınızdan bal akıyor ilk dakikalar ama diye bir tereddüt olur. Etmiş dikkat etmiş okurumuz diyorum hep işte yazı gazetesi yani bunlar olmadı. Tabii hükümet muhalifi benim bu şekilde yani şimdi öbürlerine zaman... bakıyorum savcılar insanların konumuna göre mi soruşturma açacak MİT'çilerin ayrıcalığı mı olmalı Sayın Ilıcak diyor ama sen öyle söylemedin. O Nagihan ayrıcalık demedin şey, ki ben. Ayrıcalık demedin de yani onu sezi de başka türlüydü. Memleket altının üstüne gelmesi mi? MİT KCK'nın yapacağı eylemleri biliyormuş. O kadar sivil asker polis öldü diyor. Değil mi? Doğru mu? Evet. Evet, şeyden de öbür reklama girmemiz konusunda uyarı geliyor. Diğer şeylerde, tweetlerde herhalde buradan gene izlenecek. E,
Sevgili seyirciler, birinci bölümde MİT Müsteşarı, eski müsteşar ve diğer üç MİT görevlisi hakkında açılan soruşturma ve onların ifadeye çağrılması üzerinde konuştuk. Şimdi ona devam edeceğiz. Bir tur daha yapıyoruz bu konuda. Yarım kaldı arkadaşlarımızın görüşleri. Nazlı Hanım'dan devam edeceğiz. Bu turu bitirdikten sonra diğer konulara geçmenin yolunu arayacağız. Evet, ben tartışmalar arasında, yani yanlış anlaşılmayayım diye toparlayarak ortaya koymak istiyorum. Şimdi bir kere hükümeti ben niye eleştiriyorum? Tabii ki müzakereler yürütebilir. Hepimiz burada bu müzakerelerin yürütülmesinin olumlayan bir tavır içindeyiz. Yani barış sağlansın, kan dökülmesin. Dolayısıyla neyse, otur masaya. Bu Oslo'nun 5. Oslo müzakereleri sızmıştı. Bir 6. içinde bir taahhüde girişmişlerdi. Nitekim 15 Haziran 2011'e kadar da eylemler durdurulacak kararı alınmıştı. Ve ondan sonra da tekrar seçimlerden sonra yeniden bir buluşma taahhüt edilmişti. Sonra Silvan saldırısı oldu ve her şey benim kanaatime göre rafa kalktı ve işte KCK operasyonları, PKK operasyonları, BDP'ye karşı büyük kavgalar, şu anda zaten öyle bir müzakere sürecinin devam ettiğini bir kere ben sanmıyorum. Şimdi olay bu durumdayken birdenbire diyelim ki savcı yanlış bir adım attı diyelim. Bunu kabul edelim. Yanlış olabilir. Şimdi beni de çağırıyorlar, seni de çağırıyorlar, onu da çağırıyor. Yanlış adımlar atılıyor yargıda. Yargı yanlıştan yanlış yapmıyor hiçbir zaman diyemeyiz. Şimdi yargı çağırdı. Yargı bunu çağırır çağırmaz yapılması gereken, sadece Oslo görüşmeleri değil çünkü. Burada başka belgeler, bilgiler de ele geçiyor. O adam da, Hakan Fidan da bunun en başı. Zaten bu 34 ölü konusunda da MİT'in adı bir şekilde ortalarda dolandı. Hakan Fidan sadece Oslo nedeniyle çağrıldı. Bunu kesin kaynaklardan biliyorum. Tamam, ama onun da en başı. Oslo, tamam, Oslo görüşmeleri nedeniyle çağırsın ve savcı bir meydan okuma Tayyip Erdoğan'a yapmış olsun. Ama bugünkü, yani hükümet nasıl davrandı bunun karşısında, nasıl davranabilirdi? Hiç sesini çıkarmaz, yargıya saygılı bir tavır alır. Hakan Fidan gider, eğer sadece Oslo görüşmesi dolayısıyla çağrıldıysa, der ki başbakan da zaten bir kağıt yazar. Bütün der talimat bu görüşmelerle ilgili benim talimatım der. Bunu savcıya verir ve savcı bu dosyayı tamamen kapatır. Çünkü burada savcının aradığı her türlü görüşmeyi MİT yapabilir, her türlü organa sızabilir, en yüksek mertebeye kadar ilerleyebilir. Fakat mutlaka bunun MİT'te raporları bulunması lazım ve bunun bir dayanağı bulunması lazım. Savcı bunu araştırıyor. Yanlış bir adım atmış olsa bile hükümet bu benim dediğim şekilde davransaydı, yani yargıya saygılı bir tavır takınıp da gider bu şekilde bu iş bitecekti. Ne yaptı hükümet? Birdenbire hiç suçu kabahati olmayan iki polis müdürünü görevinden aldı. Ya sizinle birlikte aynı istikamette KCK operasyonları yapılıyor. Sizin desteğinizle, İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle operasyonlar yaparken bir kere bu iki polisi görevden aldı. O yanlış ama öbürü de yanlış. O yanlış ama şimdi olmaz. Şu bütün bir bütün olarak bakacağız. İkincisi, birdenbire kendi görevlileri, Bekir Bozdağ da dahil olmak üzere, o görevini yapıyor. Bu bilmem ne yapıyor. Bunu söyleyemezsin. Bir siyasetçi olarak canın yansa dahi bunu söyleyemezsin. Yargıya müdahale edemezsin. Ne yapacaktın? O zaman tartışma çıkar. Bak, o kadar büyüyecek ki bu tartışmalar, çünkü bunların bir de bu Oslo görüşmelerinin içerikleri yayınlanmaya başlayacak peyderpey. Korkunç görüşmeler. Aslında bunların hiç meydana çıkmaması gerekirken sırf bundan dolayı bile Hakan Fidan sorumlu. Ya eteklerindeki taşlara hakim ol. Nazan, ben bir şey soracağım size. İşte diyorsunuz ya, hani bu savcılık soruşturabilir. Bir hukuka hesap vermek lazım. Tersinden düşünelim. Başka bir örnek. Bence birebir benzer bir örnektir. Diyelim ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatıyla Milli Eğitim Müsteşarı tutuyor bir okula Necip Fazıl ismi veriyor. Bunun üzerine askeri vesayete yakın zihniyetli bir yargı mensubu da tutuyor, irticadan dava açıyor. Şimdi siz buna yargı vesayet demez misiniz? Yani müsteşar Milli Eğitim Bakanlığı'ndan talimat alıyor, gidiyor okul ismini değiştiriyor. Gidecek, bu da başbakan adına şeyle gidiyor. Bu birebir Milli Eğitim dava açıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bir okula müsteşarı gidiyor. Tamam. Necip Fazıl adını verdi diye yargı tutup da ona dava açsa.
kim açıyor onu? Müsteşarı açsa. Savcı açıyor. Savcı, yargı diyorum. Savcı. Açtı mı? Müsteşarı. Evet. Hayır, böyle bir örnek ters tarafından düşünelim. Yani, böyle bir şey olsa. Sen bunu üzerinden dava açsa, siz bunu direkt milli eğitim politikalarına müdahaledir, yargı vesaire demez misiniz? Engelleyebilir misin? Bunu ama engellemek için... Ben bunu eleştiririm. İşte ama aynı şey, bunu da eleştirmemiz lazım. Ben, bak, ya biz şimdi, bir şey hak değil, ama gücümüz yok bak, ama eleştirmeliyiz. Oslo görüşmelerini çünkü, onaylıyorum diyorum. Savcı yanlış da yapmış olabilir. Yani diyelim ki müsteşara dava açmak tabii ki irticadan eleştiririz. Zaten bu tip davalar açtılar işte hep. Bunun bir benzeri de yani siyasi iktidar alanındaki bir şey direkt müdahaledir. Edebilirsin ama eleştirsin ama... Eğer orada izin şartı, ön şartı yoksa ki burada yok. Çünkü KCK ilişkisi ve terör örgütü ilişkisi kurarak o yapılsın. Kurarak çağırınca şunu demek istiyorum. Eleştirebilirim ben. Ama sen bir siyasi irade olarak bunu eleştirmeyeceksin. Bir kenara çekileceksin. Bunu normal çıkacak Hakan filan. Diyecek ki ben diyecek başbakandan bunun talimatını aldım ve mesele bitecek. Şimdi bunların yaptığı yöntemle bugünkü hükümet daha zarar veriyor kendisine. Bir kere yargıya müdahale tartışması oluyor. Bir kere sen daha önce o zaman niye müdahale etmedin başkalarına bu şekilde? Yani AK Parti kapatma davası bile açmış. O zaman da müdahale etmeyecek. Bakın böyle böyle deyip işin içine açacakken. Ay şey, şimdi ya sırf kendini ilgilendiren şeyler hep o zaman. Yani, şimdi bak şunu söylemek lazım. Birçok başka şeyde İzmir'de de şayet. De, bunu biz burada daha önce eleştirdik. Onu maalesef gözlerinden kaçmışsa ben kaç kere... organize suç örgütü, çıkar amaçlı suç örgütü diyemezler İzmir'e dedim. Kaç kere ben eleştirdim. Söyledin. Kaç kere tabii eleştirdim. Mesela o konuda kimsenin sesi çıkmıyor. Olmaz bu. Şimdi şunu demek istiyorum. Hata yapmış diyelim savcı. Olabilir. Bunu ben eleştirebilirim. Savcı hata yaptın. Daha dikkatli davranman lazım. Daha özenli olman lazım. Ama o hata yaptı diye başbakanın hata yapmaması lazım. Gidersin. Dersin ki görevinin emniyetçiler dışında Hakan Fidan konusunda hatasını görmüyor. Niye? Şimdi bir özel yasa çıkartırsa mevcut durumda bu savcının yetkisine, yargıya müdahale olmayacak mı? Oslo görüşmeleri masada olmasa, bu konunun olmasa son derece doğru bir operasyondu bence. Şunu sormak istiyorum. Oslo görüşmesi kendi talimatıyla yapıldıysa ne var bir zahmet Hakan Fidan gitse ve dese ki bu benim... başbakanın talimatıyla yapıldı dese evet yani nasıl olsa siyasi iktidarın politikasıdır bu, yargının şeyi değildir ki, yargı başbakanın talimatı olduğu apaçık nereden ortada. Nereden apaçık ortada? Başbakandan sen daha ben hangi görüşmeler bir defalarca başbakan kamuoyuyla belki onun talimatı öyle olsa çıkıldı. Bir karşı hayır ben bundan eminim ama, ki başbakanın talimatı da yani o kaynaklardan da bana bunu gösteriyor. Nagihan Alçı, sadece başbakanın talimatı böyle olmuyor. Orada belge gösterecek. Şimdi bir sürü bu görüşmelerin hepsini başbakanlıkta resmi raporu bulunması lazım. Sizin talimatınızla gittim. Görüşmelerin dökümü budur ve başbakanlığa bunun sunulması lazım. Aksi takdirde devlet böyle işlemez. Genel bir çağrı. Ben kendim çatak konuşuyorum. Şey 12 yani 12 görüşme yapıyorum PKK'lılarla. Ne görüşme yaptın? Bakalım bu hakikaten başbakanlıkta bunun raporları varsa verirsin, olay biter. Yoksa bunun raporları suç işlemişsin demektir. Başbakanın talimatı çerçevesi belli bir talimattır ve bütün görüşmelerden başbakan haberdar edilmesi lazım. Benim kanaatime göre bu böyle. Tabii doğrusu o. Hayır, yoksa zaten başbakanın haberi olmayan bir süreç değil ki yani, bu başbakanın bir haberi talimatı doğrultusunda ama yapılmış bak, bir şey. Aynı şeyi tekrarlıyorsun. Ama çünkü yani bir çarpıtma var burada. Çünkü başbakan başbakanın yani bir yani hayır, doğru sunulmayan bir tablo. Çünkü başbakan defalarca kamuoyunun önünde de Hakan Fidan'ı sahiplenen açıklamalar yaptı. Ama ve ben arka taraftan aldığım özeti, bilgilere göre de başbakanın her şey talimatı doğrultusunda oldu. Savcılığa, şimdi bak içimde şüphe kalır, hepimizin kalır. Savcılığa bütün bu görüşmelerin raporu acaba başbakanlığa verildi mi? Bunun raporları mevcut mu başbakan? Bak devlet yönetmek çok ciddi bir iştir. Bir kişiye Hakan Fidan gibi tecrübesiz bir kişiye sen git kardeşim ne konuşursan konuş. Ben de bana ne filan. Yok böyle bir şey. Her konuşmasının çerçevesi çizilecek ve o çerçeve çizilen bütün o görüşmeler başbakanlığa intikal edecek. Ama o zaman tanık sıfatıyla davet edilsin, bilgilendirsin ama bu şekilde. Ya, de ki yanlış yaptı, şüpheli sıfatıyla tayin etti. Şimdi o raporları verdiği takdirde bu iş bitecek. O raporları veremeyecek mi acaba diye şimdi ben de bir... Yani bence bu süreci iki taraf üzerinden okumak lazım ve büyük resmi kaçırmamak lazım. Ben de iki taraf üzerinden savcı yanlış da yapsa başbakan da
Hükümet de burada yanlış yapıyor. Boş boşuna çok büyük bir tartışma işte yaratıyor. Bunu, evet, bu konuda hemfikiriz. İki tarafta da yanlış giden şeyler var. Yani emniyet görevlilerinin rövanş gibi görevden alınmaları yanlış. Ama Oslo meselesinin bu işe karıştırılması da yanlış. KCK'nın içine sızmış MİT elemanların iddiası çok vahim. Bunun üzerine sonuna kadar gidilmeli. MİT'in içindeki derin yapılanmalar temizlenmeli. Bu konuda gerekli bütün taraflar işbirliği yapmalı. Ama siyasi iktidarın alanına giren meselelere bu şekilde yargı müdahalesine ama de karşı olmamız lazım. Ama alanına giriyor diye bir şey yok. Resmi belge göstermek zorunda. Böyle bir alan yok. Yani ben ne belgesi yargı niye? Böyle bir şey niye sorsun? İktidarın, niye sormasın? İktidarın terörle mücadele kapsamında yürüttüğü bir çünkü politika bu. Çünkü eline belge geçmiş bak ne olmuş biliyor musun? Araştırmada 12 tane ses kaydı geçmiş. 12 ses kaydında şunu bile söyleniliyor. Yani deniliyor ki bir özerk Kürdistan kurulacak. Bu özel Kürt devleti içinde... Bütün bunlar da sürece akamete uğratmak için. O görüşmelerde al gürüm ver gürüm her şey önemli olabilir. Olan terörü şimdi bitirme bak, yönünde. Ama bu niye bu iş büyütülüyor etmek. Da onun için taviz her şey... vermeden. Her şey bak onun için dökülüyor. Şimdi burada bunların hepsinin 12 tane ses kaydı çıktı ya... Bütün onun dökümlerinin başbakanlıkta bulunması lazım. Bu çerçevede görüşülmüştür. Başbakanın da her seferinde bu talimatını yenilemesi lazım. Şey devlette yani ciddi devlet bunu yapar. Her şeyi yapabilir. Özel Kürdistan da kurulsun diye sen müzakere yap ama biz şuraya kadar adım atabiliriz de diyebilir. Ama yok bunlar sorgulanma. Bakalım var mı resmi belgesi yani bence çıkarsın. Bakın bence bu sürecin özür diliyorum Enver sanıyorum senin şeyinde ama 2-3 cümle söylemek istiyorum. Burada yani bu resim üzerinden bu resim üzerinden bakın doğru bir okuma yapmak lazım. Söz verme konusunda bir değişiklik görmüyorum aslında yani. Ben birkaç şey bu konuda eklemek istiyorum onun için araya girdim özür dileyerek. Yani Enver'in sırasını aldım yani burada şey ama. İçin değil sizi böyle tartışıyorsunuz hoşumuza gidiyor diye değil. Ben latife yapıyorum ben görüşüm. Yani tabii iyi oluyor tartışıldığı zaman da. Bakın yani. Burada şu anda birbiriyle çatışıyor görünen taraflar siyah ve beyaz taraflar değil. Dolayısıyla %100 biri doğru ya da yanlış, bir öbür taraf yanlış demeyi ben bu kadar özellikle Nazlı Hanım hani sizinle Ergenekon meselesinde de paralel düşünüyoruz. Bu şeyi bu sürece akamete uğratacağını, zarar vereceğini düşünüyorum. Çünkü bakın belli bir süre şayet bugün Türkiye'de geldiğimiz noktada emniyet, savcılık, siyasi irade belli konularda aynı görüşte olmasaydı kararlılık siyasi iktidarın kararlılığı, emniyetin cesareti, savcılığın konuların üzerine gitme becerisi olmasaydı bugün askeri vesayetin kırılması, derin yapılanmaların kırılması noktasına bugünlere gelemezdik. Evet. İşte şimdi maalesef aslında aynı yöne bakan güçlerin içinde böyle bir çatlak kim oluştu. Yaptı bunu? Neden? Kim bunun müsebbibi? Hatalar şundan. Müsebbibi kim? Bakın emniyet, savcılık ayağında işin içine siyasi iktidar alanına giren bir şey karıştı. Buna karşılık bir iktidarda emniyetin içinden emniyette ikisi karışmadı. Birlikte yürüyen şeyler savcılık hayır, diyelim. Emniyet eline geçen belgeleri tabii ki savcılığa tamam, intikal ettirecek. Bu bir perspektif savcılık emniyet perspektifi birbirine paralel. Beşiktaş'taki adliye ile vatandaki emniyet. Bunlar birbirine paralel bir görüşü yansıtıyor. Öbür taraftan da sanki oradan karşılık alır gibi başarılı iki tane emniyet mensubunu görevden alınmış. İki tarafta da yapılan hatalar var. Bunlar olmasaydı KCK'nın içindeki MİT'in üzerine gidilsin. Hakan Fidan'ın MİT'e Hakan Fidan'a daha fazla şans verirsin. MİT son derece hala karanlık bir yapı. O yapının dönüşmesi için bir şekilde üzerine gidilsin ama bu yöntemle gidilmesin. Eğer bu şekilde yapılsaydı, iki tarafta yanlış adımlar atmasaydı süreç akamete peki uğramazdı. Peki sen emniyetin perspektifi derken emniyet mi savcılığa acaba Hakan Fidan bunun elinde belgen var mı? Hakan Fidan soruşturulsun denmiş mi? Hayır. Savcılık yapıyor ama emniyetten doneleri alıyor. Ama savcılığın done nedir? İstediği şimdi eline senin Oslo sürecine ait 12 tane ses kaseti geçtiyse bunu çözüp savcılığa intikal ettireceksin. Bir takım eylemlerde MİT elemanları ortaya çıktıysa bunu intikal ettireceksin savcılığa. Bir kere emniyetin burada hiçbir yanlışı yok. Ama savcılığın diyelim ki haddini aşmış ama... Siyasi irade bu şekilde açıktan savcıya müdahale eder bir pozisyon alınca inan çifte standart diye bir şey ortaya çıkıyor. O zaman ona soruyorlar. Sen niçin
Çıkar amaçlı suç örgütü denildiğinde İzmir'deki operasyona sesini çıkartmadın diye ben de sorarım. Burada iki ayrı perspektiften bahsediyoruz Kürt meselesiyle ilgili. Bu, siz dahil değil deseniz de son derecede dahil emniyet ve savcılık perspektifi ve başbakanlığın perspektifi. Bunlar önemli ölçüde yani ölçüyor. KCK operasyonlarını kim yapıyor? KCK operasyonları konusunda bu iki odak tamamen örtüşüyor. O yüzden KCK operasyonları onların gözünde başarılı yürüyor. Siyasi irade yapmıyor mu KCK operasyonları? Siyasi iradenin desteğiyle işte emniyet ve savcılık birlikte. Emniyet yapıyor. Yani niye o zaman o vizyon, iktidarın vizyonu KCK operasyonu? Evet, o konuda hemfikirler ama savcılık ve emniyet kanadı bu kadar yeter. Biz bu başarılı operasyonlarla terörü bitiririz diyorlar. Ama bıraksınlar da buna iktidar karar versin. Ya terörle mücadele politikasını onlar belirlesinler. Ben şunu sormak istiyorum. Emniyetin Oslo sürecine karşı olduğuna dair sen bana bir belge vereceksin. Savcının da buna karşı olduğuna dair bir belge vermen lazım. Ya, emniyetin perspektifini son derece gördüğüm kadarıyla bir gazeteci olarak takip ediyorum, biliyorum. Başbakanlığın perspektifini de zaten siyasi çizgi olarak da biliyoruz. Bakın, zaten mesele bu, karışmaması gerekir. Emniyetin yakındığı nokta şudur. Sen madem ki MİT olarak elemanlarını soktun KCK'nın içine, PKK'nın içine. Bakın bu eski MİT. Şu anda mücadele edilmesi gereken soktun, MİT. Niçin hiçbir enformasyon vermiyorsun operasyonlar için? Veyahut sen ön ayak oluyorsun, arabaları yakıyorsun yollarda, bunları tespit etmişler. Operasyonlara katılıyor. Tam tersine bırak bilgi vermek. Buradan rahatsız oluyor. Yoksa Oslo sürecinden inan ki rahatsız olan bir perspektif zaten ne karışabilir Oslo sürecine? Peki, ben de şunu siyasi söyleyeyim. İrade bunun sorumluluğunu alır. Evet. Savcılık yanlış yapmış olabilir Hakan Fidan'ı çağırmakla ama... Bir yanlış üzerine bu kadar meseleyi büyütmemesi lazımdı. Gider ifadesini verir, gösterir belgelerini, talimat üzerine yaptım bu görüşmeleri der, hadise de biter. Ben de şunu söyleyeyim, MİT son derece hala kapalı kutu ve MİT'le ilgili eleştirilecek çok nokta var. Mesela Altan abi başlangıçta söyledi, Taraf gazetesiyle ilgili Mehmet Baransu'yu takip ettirmek, Ahmet Altan, Yasemin Çongar'la ilgili yabancı isimler uydurarak yargıyı kandırma yoluyla onlarla ilgili dinleme kararı çıkarmak. Bunların hepsi bakın son derece hala derin yapılanmanın hakim olduğunu gösteriyor eski dönemden. İşte Hakan Fidan da bu MİT yapısını değiştirmek, dönüştürmek, demokratikleştirmek için MİT'in başına getirildi. Tamam. Dolayısıyla bu süreci akamete uğratır böyle bugün geldiğimiz nokta. Ne olur nokta. İfade verse. Ben de bunu soruyorum. Yapılan bir yanlış üzerine savcıya, adalete müdahale edersen ve emniyetten iki de polisi alırsan daha büyük bir akamete uğratmaz mısın? O zaman siyasi irade yanlış kararlarla ülkeyi bir kaos içinde gösteriyor. Emniyetle MİT çatışıyor görüntüsü. Savcılık, emniyet bir blok olmuş gibi siyasi iktidara ve iradeye işte karşıymış görüntüsünü yaratıyorlar. Halbuki gitseydi efendi ifadesini verseydi. Ama bakın öyle değil, şüpheli sıfatıyla çağırılıyor. Sen çağırmadın mı şüpheli sıfatıyla? Ben MİT müsteşarı değilim. Başbakanlığın o dönemki temsilcisi de hiç olmadım. Şimdi yani ikiniz de görüşlerinizi belirttiniz. Enver, bir şey ekleyecek misin? Seyrediyordum. Şimdi konuşayım o zaman. Şimdi insanın zihni bazı konularda tam berrak olmayınca gelgit yaşayabilir. İnsanın zihni berrak olunca da hiç gelgit yaşamaz. Hangi konuda? Hukukun üstünlüğü ve demokrasi talepleri konusu. Şimdi bakın. Şöyle bir şey var. Birbiriyle çatışan taraflar dediğiniz zaman biz devletin aynı tarafta olmadığını, devlet içinde birden fazla taraf olduğunu anlıyoruz. Anladık ki bu akşam adliye ve emniyet bir tarafta, hükümet ve MİT bir taraftaymış. Bu akşam mı anladın? Ben bu akşam anladım. Ben sanıyordum ki devlet aygıtı bir bütünlük içerisinde çalışıyor. Sen dinamikleri takip ediyorsun. Evet. Yok etmiyorum. Bunları senden takip ediyorum. Şimdi adliye ve emniyet bir tarafta, hükümet ve MİT bir tarafta burada, bir güç savaşı söz konusu. Buradan bunu anlıyoruz. Bunlardan bir tanesi anladığım kadarıyla adliye ve emniyet hükümeti iradesini durduruyor. Yeter bu kadar. Bu senin sözün. Yeter bu kadar diyor. Bundan sonra biz çözeriz bu işi diyor. Hükümet de diyor ki hayır, benim bir perspektifim var. Terörle mücadele ama aynı zamanda bir yandan da müzakere metodunu uygulayacağım diyor falan. Şimdi bunların hepsi hakikaten içinde bulunduğumuz koşulların
bir yurttaş tarafından ne kadar sıkıntılı olduğunun göstergesi. Ama orada şöyle düzelteyim, ben de anlatayım. Hükümet ve MİT değil, Başbakanlık ve Hakan Fidan. Ha. Bir şey daha öğrendik o zaman. Başbakan ve Hakan Fidan diye ayrı bir şey var. Başbakanlık. Başbakanlık ve Hakan Fidan diye ayrı bir şey var. MİT diye de ayrı bir şey var. Üç tane şey var şu anda. MİT'i tam olarak dönüştürülebilmiş değil. İşte Hakan Fidan'ın o zaman esas şeyi bu. O zaman düzeltiyorum. Başbakanlık var. Hafif dönüştürülmüş MİT var. Eski MİT var. Emniyet ve şey var. Savcılık var. Doğru mu? Şimdi ben bunları gördüğüm zaman şunu düşünüyorum. Bir, hukuk devletinde o var, bu var, şu var olmaz. Hukuk devletinde herkesin uygun davranmak zorunda olduğu kararlar bütünü olur. Onun adına da hukuk denir. Metinden vardır çünkü. Şimdi öyle bir tablo oluyor ki, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın arkasında %50'lik halk desteği alıyor olması, bu halk desteğinden kaynaklı olarak şu ilkenin de olmayacağı anlamına geliyor. Neydi o ilke? Herkes hesap verebilir olmalı. Kanunsuz bir talimatı, biliyor musun Nagihan? Başbakan da veremez. Tabii ki herkes hesaplayabilir olmalı. Ben bitireyim. Ama siyasi seçilmişlerin bir şey iradesini de yapamaz. Üzerinde herhangi bir vesayet kanun olmaması vardır. İçin mücadele etmek kanun lazım. Kanun vardır. Kanun vardır. Dolayısıyla bir kere birinci bilgi burada problem. Kafamız şöyle rahat olacak. Bir, Türkiye Cumhuriyeti'nde eğer demokrasi ve hukukun üstünlüğü esas alınacaksa herkes hesap verebilir olmalı. Başbakan, milletvekilleri konumuna göre bir sürü şeyden muaf olduğu halde, iki tane işte vatana ihanet suçunda söz konusu olduğunda cumhurbaşkanları bile, değil mi, Yüce Divan'da hesap veriyor. İki, çok önemli başka bir şey daha var. Türkiye Cumhuriyeti'nde terör suçlarından kaynaklı olarak dokunulmazlık geçerli kılınmıyor. Bunu da altıncı seri. Üç, yine Türkiye Cumhuriyeti'nde bugün muvazzaf olan insanlar, üstelik de hepimizin savunduğu askeri yargı ayrı olmasın, sivil yargı ayrı olmasın düzenlemesiyle birlikte bir özel yetkili savcının talebiyle geliyorlar, tutuklanıyorlar. Şimdi buradaki temel sorun ne? Hakan Fidan Bey hangi sıfatla Oslo sürecinde heyette vardı? Başbakan temsilcisi. Peki heyette adı geçen kişiler kimlerdi? Bir de Afet Güneş Hanım vardı. Şimdi senin konuşmandan evet, anlıyorum ki ben. O sürece dair Afet Güneş sanık olarak, daha doğrusu şüpheli olarak çağrılabilir. Ama Hakan Fidan tanık olmak durumundadır. E şimdi ikisi bir görüşmeye gidiyorsa... Hayır, ben genel olarak bütün o sürecin bu şekilde hayır, tamam, dahil edilmesini eleştiriyorum. O zaman Afet Hanım'ın da tanık olması gerekiyor. Onun da şüpheli olması gerekiyor. Onların da tanık olarak çağrılması daha doğru peki, olur. Peki tanık olmak ve şüpheli olmanın kriterini hukukun üstünlüğüne inanan birisi olarak kimin koyacağı kanaatindesin? Bak şimdi Enver, ben sana bir soru bir sorayım. Dakika, sor. Bir dakika, bir soru sorayım. Şimdi senin bir kızın var. Ben tutsam, Enver, dün akşam sen kızına 50 lira değil 20 lira harçlık vermişsin, hesap ver bana desem, dönüp kardeşim sana ne demez misin? Bir laf vardır, teşbihte hata olmaz diye, ama senin iki teşbihinde hatalı. Çünkü bir, benim kızıma verdiğim harçlıkla Türkiye'nin kaderi belirlenmiyor. İki, benim... Bu benim yetkim dahilinde ben değil kurum, seni bu konuda sorgulamak. Bir dakika, ben bir kurum değilim. Bizim kurumumuz topyekun bir terör örgütü içine sızıp daha sonra terör örgütüymüş gibi davranmıyor. Yani kurum üzerinden de biraz önce Nazlı Hanım'a bir hayır, örnek verdim. Bakın şimdi burada Başbakan mesela... Başbakan da zaten burada, hesap verilebilir bir, olmalı. Olmalı ama bize hesap vermesi gereken konuşabilir miyim ya, hiç gelmedi. Hesap verilebilirlikle ilgili değil ki benim derdim. Yani başbakan kefilim ben kefilim dese bile onun kefaleti yetmez bir demem. Tamam ama herhangi bir suç olursa tabii ki herkes hesap verilebilir olmalı. Ama sen bilmiyorsun ki nedir suç ne değildir. Ama sanki bakın öbür taraf ama başlı başına terörle müzakere meselesi bu kavram masaya yatırılıyorsa yargısı ama olarak bu müdahale de... Rapor etti mi bakacaklar başbakanlıkta şimdi, var. Peki bakacaklar bunu benim söylediklerimi göreceğiz. Kesildi. Tamamla şeyini konuşmanı. Birinci unsuru söyledin, ikinciyi söyleyemedin. Bir bu. Devletin içerisinde birden fazla taraf olduğunu gördük. İki, hesap verilebilirlik meselesini gördük. Yani çok somut bir şeyden söz ediyoruz. Başbakanlar da hesap verebilir tabii. Olmalı. Ve bir şey daha var. Elbette. Başbakanın ben kefilim demesi Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yurttaşlara hiçbir şey ifade ben etmez. Ben kefilim değil ki bir buradaki dakika, mesele. Ben görevlendirdim de desem bir şey ifade etmez. Kanun, bir resmi raporu ya ben bir şey sen görevlendirmiş olabilirsin. Senin bilgin dışında suç işlenmiş olabilir tabii. Kişi olarak. İki, sen görevlendirmiş olabilirsin. Savcı senin bilemediğin alana dair bir başka soruşturmayı götürebilir. Hukukun üstünde. Üç,
sen kefil olabilirsin. Bizatihi sen farkında olarak ol ya da olmayarak suçu sen de işliyor olabilirsin. Sen de hesap vermek durumundasın. Şimdi dolayısıyla hesap verilebilir. Ama bir başka mesele daha var. Ya bak, zaten öbür tarafta hesap verilebilsin bitireyim. Diyorum. Ama bir dakika. Şöyle bir tasdif yapılamaz. Özel yetkili mahkemelere karşı mısın değil misin? Şimdi bana sorarsanız özel yetkili mahkemeler DGM'lerin yerine kurulmuş özel yetkili savcılar öyle durumlar yarattılar ki Türkiye'de biz hepimiz otomatik olarak şu gerilimi yaşıyoruz. İşte gizli tanık uygulamaları var. Gizli tanık uygulamalarının yanı sıra telefon dinlemeleri var. Bu telefon dinlemelerinden kaynaklı olarak ortaya çıkan bir takım tablolar var. Ve bunların üzerinden örneğin Oda TV davasında olduğu gibi 6 aydır mesela virüslü mü değil mi tartışması yaşanıyor. Ya kardeşim ilk mahkemede alın kararı. 15 gün içinde de acil bir rapor isteyin. Örneğin bilgisayarlara virüslü olarak o dosyalar geldiyse durum ayrı. Virüslü olarak gelmesi ayrı. Ama bunun sonucunda ne oluyor? İnsanlar aylardır hapiste. Ama farklı şeyleri aynı anda tartışıyoruz. Mesela süper yetkili bu özel yetkili. Onlara ben de karşıyım. Bunu sık sık eleştiriyorum. Ama tamam buradaki işte mesele o değil. Bu ülkenin iktidar partisinde birkaç yıl önce uyduruk şeylerle dava açıldı. O zaman onlar da gidip geçtik. O uyduruk şeyleri kanıtlamak için hesap mı verecek? Başka bir mesele daha var. İşin bir tarafı bu. Ama benim asıl sorduğum sana mesele şu. Kardeşim sen bu kanunlarla, bu savcılarla ve bu mahkemelerle Türkiye'nin en kritik isimlerini yargılıyorsun. Başbakan ben kefilim demedim. Yargılıyorsun. Yani. Tamam değil demedi. Ben Hakan Bey'in arkadaşımızı satmam demeye getirdi. Bence de doğru bir tavırdı. Satmayacaksın. Satmam değil. Onun talimatıyla hareket hayır, etti. Hayır onu kabul et. Ama bir şey var. Belge verecek. Bugüne kadar savcılarla ilgili olarak tablo neydi? Savcılar kamu görevi yapıyorlardı. Hukukun üstünlüğü çerçevesinde bağımsızdılar. Doğru mu? Bir de yargı reformdan geçmişti. Yargı reformdan geçmişti. Geçmişti ve şimdi o reformu bu hükümet getirmişti. Ben bu oyunun kurallarıyla kurallarıyla yargılanacağım. Örneğin İlker Başbuğ bu oyunun kurallarıyla yargılanacak. Örneğin İzmir Belediyesi'nin neredeyse tamamı organize terör örgütü oldu. Daha ileri gidiyoruz. Türkiye'de kabul edilsin ya da edilmesin bir sürü insan, kimileri gazeteci diyor, kimileri suç işlemiş ama fark etmez. Bu savcılar kanalıyla şimdi bir yasa çıkacak. Aynı savcılar. Şimdi aynı savcılar, aynı mahkemeler, aynı kanunlar, aynı Türkiye ama diyorsun ki bu nasıl olmaz? Bakın burada açık seçim böyle, bir tablo var. Bir devletin içinde burada bir görüş diğerine meydan okuyor. Lütfen bunu görün. Bilgi bence bir görüş diğerini domine etmeye çalışıyor ve kendi yetkisini aşarak bunu yapmaya kim çalışıyor. Kim aşıyor bunu? Kim aşıyor bunu? Programın başından beri yetkiyi aynı şeyi söylüyorum. Kim? Savcılar mı? Evet. O zaman savcılar geçtiğimiz günlerde de yetkilerini aşıyor dediği zaman bir sürü insan neden onlar Ergenekoncu oldu? Sen bu savcılara görevini aşıyor derse sen de Ergenekoncu olursun. İşte bu işte zaten bakın bu iç savaş mesela seni ne çok savaşı? Mutlu ediyordur. Çünkü bütün bu beni süreci akamete uğratacak bir ben şey. Yurttaş olarak, son derece net bir tablo var ortada. Bakın Kürt meselesinde bir noktada bir anlaşamayan dinleyin, iki kanatta bir özel yetkili savcılar ben, evet yetkilerini aşarak şey irade sivil iradeye müdahil olmaya çalışıyorlar. Altan devam edebilir miyim? Bitireceğim. Çabuk şey Kürt meselesinde kendi fikrimi söyleyeyim mi? Şey. Ben Kürt meselesindeki kanaatim şuydu. Kan dökülmeksizin. Kürt meselesi değil ben Ergenekon meselesindeki kan dökülmeksizin. Sayın Başbakan o süreçte eğer parlamenteyi de işleterek yani işte mesela barajı da %10'dan 5'e düşürebilirlerdi o zaman. Müzakerelerde olarak bu ülkenin bir çocuğu daha ölmeksizin bu iş sonlansaydı çok önemli bir şey oluyordu. Ama kimse de bize şunu anlatmasın. Hesap verebilirlik demokrasinin tek göstergesidir. Fakat bazı çevrelerde olduğu gibi vaziyete göre demokrasi olmaz. Vaziyete göre hukuk olmaz. Benim canım yandığım zaman ayrı hukuk, senin canı yandığı zaman oh olsun. Bu can yanması böyle değil ki. Siz olmaz. Bakın burada Oslo görüşmelerine hem fikir olarak doğrudur. Hiçbir kimse hiç burada ki bir ulusalcı çizgiyle eleştiri yapmadık. Hem fikirdik bu meselede. Yani şimdi bu süreci, bu yok bence kardeşim Nagihan, terörle masaya oturulmaz diyen kanat domine etmeye çalışıyor. Bu savaş bunu görmek lazım. Evet. Şimdi bu arada bir şey var. Sayın İlker Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer bir mektup göndermiş. Sayın Ilıcak'a hitap ediyor. Söylediği sözlere itirazı var. Bunu sana hitap ettiği için sen okursun herhalde. Ben bu konuşma sırasında İlker Başbuğ'dan söz ederken masumiyet karinesini çiğnemiş gibi bir duruma düşmüş oldum. O da Genelkurmay Başkanlığı görevi sırasında yasaları çizdiği görev sorumluluk ve yetkiler çerçevesinde kalarak karşılıklı saygı içinde başta Sayın Başbakan olmak üzere diğer hükümet yetkilileriyle müşterek çalışmalar yürütmüşken
Aksini düşünmek zaten demokrasi içinde mümkün değildir. Emekli olduktan neredeyse 2 sene sonra cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme suçlamasını hangi akıl ve mantık ile izahı mümkündür diyor. Ve benim de eleştiriyor masumiyet karinesine uymadığım için. Yani olay bir bu. De iddianame henüz mahkemece kabul edilmedi diyor. Evet. Evet. Şimdi yani bu da böyle şeyler olduğu zaman ya tabii telefona bağlanmak ya işte bu şekilde söylemek. Şunu bir şey söyleyebilir miyim? Şu çok kısa burada şey yapalım. Şimdi tekrar altını çizerek söyleyeyim. Savcı yanlış yapmış olabilir. Her zaman başkalarına karşı da bu yanlışlar yapılabiliyor. Ama İlker Paşa'ya karşı da olabilir. Olabiliyor. Savcı ama sen yanlış yaptın diye kimsenin yargıya müdahale etme hakkı yok. De ki yargı sınırını aştı, Oslo görüşmesine girdi. Siyasi şeyin yetkisine müdahale, de müdahale etme ama bunu yok. Eleştirme hakkımız var. Başbakan böyle bir tavır almasaydı ve Hakan Fidan gitseydi ben o zaman diyebilirdim ki yahu sen niye çağırıyorsun Hakan Fidan'ı diyebilirdim. Ama Hakan Fidan gitmiyor. Ama Nazlı Hanım bu başbakana bir yetki aşımı olarak meydan okumadır. Ama yani başbakanı çağıramayıp Hakan Fidan'ı çağırıyor. Yani Fidan hukuk başbakana meydan okuyor öyle mi? Savcılık Hakan Fidan başbakana da meydan okuyor. Şimdi bakın yani siyasi iradeye meydan başka okuyor. Başka bir çelişkiyle senin savcılık daha önce genel kurmaya meydan okudu. Ki, bir şey bakın bu. Çocuklar Türkiye'de aslında yargı bağımsız. Daha önce deniliyordu ki bu AK Parti'nin yargısı. Birkaç örnekte görüldü ki bu sefer cemaatin yargısı gibi oldu. Sanki AK Parti'ye ve siyasi iradeye meydan okuyan bir savcı veya yargı haline geldi. Halbuki böyle değil. Onlar da insandır, yanlış yapabilirler. Ama bağımsız davranmak istiyorlar. Belki Yargıçlar Cumhuriyeti haline de geliyorsun. Belki haksız tutuklama kararları veriyorlar. Tazlanım, ama şunu yapma hakkın var mı? Tutuklama kararı vermiş. Hayır beni tutuklayamazsın diyebiliyor musun hakime sen yanlış yapınca? Evet ama burada da iki taraftan birden bakmamız lazım. Bu süreç giderek araya açarsa. Buradaki bizim temel itirazımızı bir dipnot olarak koyalım. Hukukun üstünlüğüne inanıyorsak, hukukun üstünlüğünde yargının da uygulamalarında bir standart getirmesi gerekir. Yani ne dedik? Yani ilk defa siz de özel yetkili şeyin kararına hiç eleştirmediniz. Benim de bu dikkatimi çekiyor. Eleştiriyorum baştan beri. Kararını eleştirirsin ama ona karşı bu önlem ya alınamaz. Uyacaksın onun kararına, eleştireceksin. Bir dakika. Bir de bunlar iktidar partisi ya. Bir dakika, pardon. Ne dedim? Prensip olarak özel yetkili mahkemelerin varlığına karşıyım dedim konuşmanın başında. Tamam, onu her zaman söylüyorsun. Dolayısıyla bu kararı doğrudur demiyorum. Ama ben şunu eleştiriyorum. Bir sürü insanın başına gelirken bir takım çareler oh olsun diyecek. Şimdi kanun olmaz. Ya yetkili, hepsini tartışmak gerek. İlkedir esas olan. Ya özel yetkilinin bu KCK içindeki şeyi temizlemesi son derece doğru. Yapmak lazım. MIT'i temizlemek lazım. O derin şey yapılanmayı sökmek lazım. Ya sen sürekli bir temizlik halindesin de ama durum bu işte. Siyasi iradeye meydan okuma diyorsun. Gerekirse adalet siyasi iradeye ama meydan okur. Ama gerekmiyor burada. Yani burada iki görüşün birbiriyle çatışması. Şunu söylemek istiyorum. Nagihan'cığım bak şunu bileceksin. Başbakan da olsa hukuka uymak zorunda. Elbette. Şimdi o Oslo görüşmelerinin... Ama hukuka burada uymayan... Ama bak sen şunu... Savcılık... Ama bak şunu bilmiyorsun. Oslo görüşmelerinin yasal dayanağını başbakan göstermek zorunda. Savcı madem bunu sordu. Bir yasal dayanak yok ise ne şekilde bunu izah edecekse izah edecekler. Belki demiştir ki ben buna gelin bir çerçeve verdim şu kadar ama bu bana rapor adıydı. Bunların resmi belgeleri olacak. Şimdi yoksa oturup da hayır efendim bu resmi meydan... belgeler Türkiye keşke tam bir hukuk devleti olsa. Yani o zaman Abdurrahman olmaz. Yalçınkaya da resmi belge sonra da oğluma götürürsün. Yani burada hayır, beğenmediği bir politik görüşü, yani beğenmediği bu kadar, bir siyasi çizgiyi yasa dışı ilan etme perspektifi var. Değil. Bak yaptığın bu görüşmeler... Siz değil savcılıktan hayır, bahsediyorum. Ne biliyorsun beğenmediğini? Şimdi yapılan müzakerelerin yasalara uygun olması lazım. Yani bunun raporu olması lazım. Neyin çünkü raporu? Mesela terörle mücadele başbakan Tayyip Erdoğan gibi vatansever bir insan olmaz, başka bir insan olur.
O da kafasından bir şeyler yapar. Onun için herkes hesap verecek. Hele Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili. Bu değil. Ilgili. Bakın terörle şey müzakere masasına oturulmuşken onlar rapor edilip nereye nasıl şey yapılacak? Bu bir yöntem kapsamında. Hayır. Yöntem kapsamında yöntem? Bir takım görüşmeler masaya oturmak. Dünyada bunun yöntemine dair bir fikrim var bak, mı? Bak, evet şey mesela İran'ın nasıl görüşmeler yapıldı? Bandı almışlar. Bu bandın dökümünü gazetelerde bile görüyoruz bu bölük. İşte zaten burada bir şekilde ama onun başbakanlıkta da olması lazım. Bir aksaklık olması istendi. Onun da başbakanlıkta da bulunması lazım. Resmi ya başbakanlıkta bulunuyordur tabii. Neden bulunmasın? Tamam, işte başbakanlık bundan bu süreçten herhangi bir noktasından haberdar değildi ki. Bütün noktalardan tamam, haberdar. Işte, bütün süreci biliyor. Onun belgesini verecek savcılığa. Madem evet. Bunu hesap sorma hakkı yok savcılığa. Şimdi ya, aşağı yukarı evet. Yani tartışmanın esasları evet, ortaya oldu. Çıktı. İyice de anlaşıldı yani. Tekrar de söylendi. Şimdi ben de birkaç şey söyleyeyim. Ben moderatör olarak herhalde bir itirazınız yok. Çok güzel, evet. Herkesi hiç konuşmadın. Dinlemeye ben daha fazla özen gösterdim. Ama daha çok konuşmanızı tercih ederim ben. Altan abiyi dinleyemedik bu akşam. Başka akşam inşallah. Şimdi benim son görüşüm şu. Son görüşüm dedim. Yani şimdiye kadar da söylediğim gibi bu özel yetkili mahkemelerin hakikaten sağlıklı bir yapı olmadığı ortaya çıktı. Çıkıyor. Daha önce çok çıkmıştı. Hep söylenmişti. Zaten muhalefet de bunların kaldırılması yolunda görüş bildirmişti. Bu konuda kanun teklifi bile hazırlıyorlardı zannediyorum. Bunu en azından iktidar muhalefet bir araya gelerek konuşmalı. Bu iktidar muhalefet derken bu görüşmenin ne kadar önem kazandığı, ne kadar çok buna ihtiyaç olduğu her geçen gün biraz daha iyi anlaşılıyor. Şimdi bugün devletin bu hadise dolayısıyla ortaya çıkan manzarasına bakın. Gazeteleri burada okuduk, gördük. Polis bir tarafta, MİT bir tarafta. Asker zaten artık görüş bildirmez bir vaziyette. Yani bildirmez dediğim şeyleriyle ilgili, kendi meseleleriyle ilgili görüşleri bildirmesi bile bir şey oluyor. Yani ayıp. Yani mümkün olmuyor en azından. Şimdi orası öyle. İktidar muhalefet böyle. Başka bakanın konuşmaları meydanda. Her gün herkese hücum ediyor. Ve bunu mesela çocuklara, öğrencilere işte şey verildiği, o tablet verildiği gün yaptığı konuşmada da sadece şeylere değil, muhalefete değil, gazetecilere de hücum ediyor. İşte muhalilere şey yaparken bir gazeteci arkadaşımıza Nazlı değindi. Ona yani hiç olmayacak şeyler söylüyor. Ve BDP'ye söylüyor, onu CHP'nin vagonu yapıyor. Yahut başta CHP'nin vagonu olarak onu gösteriyordu. Sonra vagon değişti falan bir şeyler söylüyor. Ve mütemadiyen geriliyor ortalık. Hadi siyasette bazen böyle gerginlikler olur. Ama bu çok uzun sürüyor ve devamlı olarak böyle bu hale geliyor. Bugün dediğim gibi siz de işitmişsinizdir belki. Kılıçdaroğlu bir şey çağrısı yaptı. Yani bu gerginliği azaltalım çağrısı yaptı. Bunu göz önünde tutmak lazım. Yani bu çağrı kimden geldi gelmedi mi diye böyle bir şeyle davranmamak lazım. Yani ön yargıyla ondan da gelebilir, bundan da gelebilir. Böyle bir diyalog ortamında çözülmesi gereken birkaç mesele daha var. Bunun dışında. Bir tanesi meclisin iş tüzüğü meselesi. Bir iş tüzük çıkartılmak istiyor. Mecliste kavga çıkmış ama niye şey yaptılar? Muhalefet bu kadar itiraz ediyor, engelleme yapıyor diye eleştiriliyor ama kimse meselenin ne olduğuna bakmıyor. Burada anlatmaya çalıştım. Milletvekillerinin mecliste söz alma imkanları zaten azdır. Grup sözcülerinin de azdır. Hele tek milletvekiliyseniz grup sözcülerinin dışında söz almak için ya sıraya girip saatlerce beklemeniz lazım sabahın köründe kalkıp yahut işte bir fırsat bulmanız lazım. Çok güçtür. Şimdi bu güçlükler daha da artırılıyor. Olacak şey değil. Yani ne gereği var bunun? Efendim meclisten daha rahat kanun çıkarmak. Belki işte bu MİT kanunu falan onu değiştirmek gibi şeyler. Geri çektiler zaten şeyi.
neyi? Üstsüzlükle ilgili meseleyi geri çekti. Geri çekmediler de ertelediler bildiğin. Şimdilik geri çekildi. Ha, şimdilik durdu bir yerde. Arada herhalde umut kalmayacak. Yeniden görüşecekler, evet. Uzlaşmaya varacaklar. Ya uzlaşmaya varsınlar, varamazlarsa çıkarmanın bir faydası yok. Biraz daha fazla çalışmaları gerekir. Yani meclisin biraz daha mesai yapması gerekir. Ne kadar mesai yapıyor zaten? Bazen de yapması gerekir. Daha fazla yapsın. Başka memleketin parlamentolarına bakıyorsunuz. Kolay çıkmıyor mesele. Fransa'da bile yani hiç kimse şeyler itiraz edenlerin sayısı az olduğu halde o Ermeni soykırımı falanla ilgili olan kanun yani işte soykırımı inkar falan adıyla çıkarılacak olan kanunun müzakereleri saatler ve saatler sürdü. Yani bizde işte 4 tane grup başkan vekili 20'şer dakika konuşsun. İşte 10'ar dakikada şeyler konuşsun. İki milletvekili, sadece iki milletvekili ne etti? 20-20, 80 dakika, onlardan da iki tane onlar, 100 dakikada her şey yapılsın falan. Bu zaten başka demokratik parlamentolarda yok. Bunu bir de daha da kısmak falan yolundaki teşebbüsü aslında durdurtmak lazım. Anlaşabilirlerse anlaşılsınlar, daha rasyonel bir şey yapabilirler. Bu kavgalar falan da biter, onlara da lüzum yok. Kaldı ki bir de dış mesele var. Yani dış meselede bakın dünya basınında, Türk basınında bu yüzden birinci sayfaya çok fazla giremiyor yahut az girebiliyor. Bu Suriye olayları gittikçe ciddi bir hal alıyor. Sadece Suriye meselesi de değil. Irak'la ilişkilerimiz, İran'la ilişkilerimiz, Orta Doğu'da ne olacak? Orta Doğu'da olanlar işte o mezhep meseleleri falan bunlar da bir arada. Kışın dertleri ayrı biliyorsunuz. Türkiye'nin birçok yeri şu sırada ağır kış şartları altında. Bir de doğalgaz tehlikesi. Yani doğalgazın neyse o atlatıldı şimdilik ama ihtiyaç çok arttığı için gene Avrupa dahil birçok ülke bu doğalgaz şeyinden yahut işte genellikle enerji ihtiyacı açısından çok sıkıntılı zamanlar geçiriyor. Sonra bu Suriye Muriye meselesi derken bakın burada asker, polis, MİT bunların şu sırada asıl bunlarla meşgul olması gereken bir dönemdeyiz biz yani. Başka ülkelerde bu gibi zamanlarda koalisyonlara bile gidilmesi söz konusu olur. Bizde gerek yok tabii böyle bir şeyde. Bunu temenni etmek istiyorum. Tweetler gene var. Ben de fakat şunu araya bir söylemek istiyorum. Tablet yani, projesinden bahsettiniz Altan abi. İşte tablet projesini yargılamak neyse. Ağustos görüşmelerini. Ne dedin tablet? Tablet projesinden bahsettiniz şey okullarda. Tablet projesini yargılamak neyse Ağustos görüşmelerini yargılamak da odur. Yani ikisi de hükümetin politikasıdır. Yani bir an önce de bu. Tablete itiraz ettiği yok da işte bundan farklı bir şey değildir yani. Bir... Çocuklara bu CHP kötü tamam partidir. Tamam da ben başka bir şeyden bahsediyorum. Demesi tamam, yanlış. Onu tamam onu eleştirin de. Hayır ben oradan tablet üzerinden gidersek. Ya onu eleştiririz. Bir bakarım tekrar o konuşmaya da. Tablet projesi neyse ona karışılmazsa yargı vesayettir. Tablet projesini yargılamak. Hükümetin terörle mücadele yöntemini yargılamak da odur. Son olarak da şunu söyleyeyim. Bu kavganın bir an önce bitmesi lazım ki son derece birbirini besleyerek ilerleyen bu dinamik, bu süreç Türkiye'de devam ben etsin. Ben de bak Emre Uslu bu tweetlerden ki bu konuda çok şey bilgili. Burada savcının amacı Diyarbakır'daki belgeleri sessiz sedasız sızmadan sorup sonucunu almaktı. Fakat maalesef bunu sızdıranlar şeyin etrafında, Hakan Fidan'ın etrafında kümelenip kendilerini saklamak isteyen MİT'çilerdir. Hakan Fidan isminin birileri tarafından sembolleştirilip, bitiriyorum bir cümle. Hakan Fidan isminin birileri tarafından sembolleştirilip arkasına saklanan aydınlıkçı MİT'çileri görmeyen gözlere izan ver. İşte aydınlıkçı MİT'çilerin ayıklanması lazım. Enver son söz. Arkasına saklanıyorlar yani işte. Bu ibaret bir cümle. Hiç kimse tutuklandığı zaman arkasından sevinmemeliyiz. Hiç kimse suçlu olduğu için mutlu olmamalıyız. Hukukun üstünlüğüne inanmalıyız. Herkesin de alnak olduğu bir Türkiye'yi hayal etmeliyiz bence. Ben de 3-4 kelime söyleyerek seyircilerimize veda edeyim. Bundan sonraki toplantımız, programımız öbür salı günü. Kim şeyimiz, moderatörümüz? Nazlı Hanım da onu da belirterek en iyi dileklerimizi seyircilerimize hep birlikte sunarız.